Rip. Çok heyecan. Başladık. 15, 14, 9 saniye, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mutlu yıllar. Evet. Paylaş, paylaş. Peki niye başlamadı? Bizi şu an görüyorsanız bana Twitter'dan görüyorum yazın. Görmüyorsanız görmüyorum yazın. Görmeyin. Ha, bir dakika. Evet, yayın. Başlamış mı? Herhalde buradan da açmışsınız. Evet, başlamışız ya meğer. Meğer sen başlamışız. Meğer sen. İşte. Burada varsın, orada sen, yoksun, orada varsın. Sen o ekranlara hiç bakma sen. Buraya geçmek ister misin? Tabii ki. Evet, merhaba. Aa, böyle olunca yarım unutmuş. Bir dakika o zaman, onu ayarlayayım ben sana. Evet. Güzel oldu. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Merhaba. Şunu biraz kısalım. Evet, bir kapı sesi. Sesimiz çok geliyorsa az geliyor yazın. Sesimiz az geliyorsa da çok geliyor yazın. Beta'nın sakallar, şimdi ona başlayacak. Beta'nın sakallar, saçlar, birbirine girmiş. Eskiden toplanmış. Nereden izleyebilirim diye tweet gelmiş. Buradan. Hemen buradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Mutlu bir yaz akşamında, yağmurlu bir günün sona erdirdiği, içimizi ısıtan bir yaz akşamında beraberiz. Tweetlerinize bakıyoruz. Bu arada şunları belirteyim. Yayın size ortalama bir dakika kadar geç gidiyor. Yani başlamadı sizin için. Yani bir... Yok başladı orada. Biz size ne kadar geç gittiğini buradan bakıyoruz. Yani yazarken böyle ona göre yazarsanız Twitter'a arada bir bakacağız. Bize Twitter'dan mesaj atabilirsiniz. Sakallarımla ilgili yorum yapabilirsiniz. Evet, küfür edebilirsiniz benim Twitter'ımdan. Vay vay vay, özlemişiz Deniz ve Berk abi. Yalnız Berk abi biraz yaşlanmış sanki demiş Efecan Doğan. Öyle be Efecan, öyle be. Biri ses gelmiyor demiş ama başka kimse demediği için sorun yok. Hoparlörünün sesini açmayı dene. Ya da belki bilgisayarına bağlı bir hoparlör yoktur. Belki Allah muhafaza sağırsın. Evet. Tövbe estağfurullah. Ne yaparsın? Sağırsın. Şimdi canlı yayın. Niye sen işitme engellileri ötekileştiriyorsun. Ötekileştirmedim abi. Ben o anlamda demek istemedim. Ben. Evet. Ses iyi diyenler olmuş. Ses iyi. İsmet Bilgi demiş ki, evet merhaba, buradan izliyorum. Sizi tanımıyordum. Son iki gündür az az tanımaya başladım. Sizleri araştırıyorum. Teşekkürler İsmet. Biz de bunun karşında seni araştıracağız yayın bitince. Evet. İsmet Bilgili olacağız artık. Herkes sakallarından bahsetmiş Berk. Evet, hiç yakışmıyor. Hem senin sakallarından hem de benim bıyıklarımdan bahsediyorlar. Sakallarımla ilgili bir proje var. Şok, şok, şok! Değil, sen nasılsın? Hiç konuşmuyorsun. Burada bıcırık bıcırık oturuyorsun. İyi, nasıl? Takılıyoruz. Deniz, birçok arkadaş seni televizyonda dizilerden görmeye alışkın. Oho! Apaçin rolü olsun, Tinercin rolü olsun. Ah çekeş! Ne diyorsun bu konuda? Neden hep böyle roller geliyor sana sence? Yani şafta bakınca herhalde onu da görüyorum. Yani bir kumaş tatlıtığa bak, bir bana bak yani. A kumaş? Kumaş tatlıtığa. Kumaş. Kumaş tatlıtığa. Kumaş tatlıtığa. Tupak. Mete'ye söyle bana 200 liraya mal oldu. O tarzda nasıl free yapamadı anladım. Yapmadı anladım. Mete'ye söyle bana 200 liraya mal oldu. O tarzda nasıl free yapmadı anladım. Biz anlamadık. He. Tamam. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Keşke bu şeyi de, neyse. Bu arada şu an tweetleri okuyoruz. Biraz sonra tweet okumaya bırakıp
aramızda muhabbet edeceğiz. Size de uygunsa arkadaşlar. Biraz gergin misin ya? Var mı bir gerginlik ya? Biraz gergin mi? Çok tanıyorum. Çok. Eren Demirkaya demiş ki, tweetimi oku ünlü olayım abi. Ünlü mü oldu? Ünlü oldu şu an. Deniz abi görmeyeli uzun zaman oldu. Klip tarzı bir şeyler var mı ufukta demiş Oğuz. Yok. Hani şimdilik gizli yok. Projeler var galiba. Gizli projeler var. Çok gizli projelerimiz gizli var. Gizli projeler var. Çok gizli. Deniz abi neden konuşmuyor demiş Semih Esen. Sumanadan açılanlardan. Fadime Gül Tanrı verdi demiş ki, belki aşık olduğumu söyler misin? Öldürürüm sakallarını. Bu sakallara mı? Fadime Gül Tanrı verdi demiş ama. Ankara'dan Emre'ye de buradan selamlar olsun. Mesaj geldi. Ben Twitter'a bakmıyorum ya. He. Telefonuma mesaj. Tamam, o zaman Berk'in telefon numarasını veriyoruz şu an. Tunağar Özden biraz da kilo almış demiş. Kim için demiş bilmiyorum. Benim için demiş. Ben bu iki yıl içerisinde çok değiştim. Evinizin tavanı demiş ki, beta sakalların ne lan öyle ASD ASD demiş. Bakayım tipe. Sen sakalıyor, o yüzden demiş. Sakalıyor. Ama gözleri güzel. Gözleri güzel. Gözleri iyi. Tuvalette mi oldu? Nerede? Mi? Saçlar falan iyi. Ceylan kaldırır. Beta'yı muhteşem yüzyılda mı göreceğiz değişikliğin batmaz? En son biz burada canlı yayın muhabbeti yaparken beni muhteşem yüzyılda gördüğünü iddia eden bir grup vardı. Hatta üstünde benim Süleyman'ın üstüne fotoğraflar. Aa, evet 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 doğru. Beta at hırsızı gibi demiş. Öyle öyle. Ben katılıyorum bu söylemlere. İronik demiş ki, ben sırf Deniz Gürzumer için Kayıp Şehri komple izledim demiş ama kompleyi komple yazmış. Komple izledim. Komple. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İsmet Bilgi demiş ki, yayınıza telefonla bağlanabilme imkanı varsa no verin ben arayayım, ilahi söylerim demiş. Olur, Ferhan birazdan aramızda olacak, Ferhan'ın numarasını veririz. Biz numaramızı vermiyoruz. Yo, Berk'in numarasını veriyorsun. Tamam, Berk'in numarasını verelim. Hayır. Söyle. Bir saniye, bulmaya çalışıyorum. Sen ne diye kayıtlısın lan bende? Deniz ve Beta sözlü bir tek sen mi sapsın Python demiş. Onlar sözlü değil, artistik ben sözlü. Ben sözlü değilim ya. Boş ya. Kim o? Sözlüm geldi. Sözlüm geldi. Sözlüm. Evet, Berk'in sözlüsü geldi. Evet. Berk'in telefon numarası 0530. Ferhan'ı şuraya mı sığdıracağız? Seni buraya sığdıralım çünkü sen daha... Niye oraya sığdı? Ferhan sığdı sonra. Ben burada çok rahatım. Ferhan sığdı be. Berk, şu şeyi koltuğu buraya alabilir miyiz ya? Yani? Hazır ayaktayken. Alabiliriz. Bir dakika. Evet. Şunu. Hangisini? En ufağı. En ufağı. Evet. Sığar mı böyle? Sığar. Dur, yavaş. Aman! Aman! Evet, burada da bir çirkinimiz var. Bilin bakalım buraya kim gelecek? Moruk ne de varım? Belki MC Kubur ne oldu ya? MC Kubur'la şu sıralar konuşuyorum. Telefonunu kaybetmiş. Sonra bulmuş, beni aradı, ödemeli attı bana. Evet. Var mı hala ödemeli ya? Var var. Öyle bir şey var yani. Ödetiyorum. Ödetmesine telefon oynadık. Sonra aldım ben, iyi kalmış olmuş. Al o zaman sana verin. Güzel, aradığınız senin tweetleri okuyabilirsin. Tamam. Deniz şu an benim Twitter'ıma bakıyor arkadaşlar. Bir şey yazacaksanız yazabilirsiniz. MC Kubur'un yeni projeleri var. Gel gel Ferhan, sen varken bu kadar kişi izlemiyordu. Gel de reytingi düşüreceğiz. Gel reyting düşürücü, gel. Kafam taşak dostu. Öyle giriyor değil mi? Manyak. Ne var? Arkadaşı alın bu arkadaşı. Bunu alın buradan. Gel sana burada yer yaptık. Gel bir climb jeans gel. Şurada da yer yatağı yaptık, orada uyursun. Şurada da portatif tuvalet yaptık, oraya yap. Şurada da yer fıstığı var. Merhabalar. Bu
Burada da yer cücesi var. Oha, Nokia sesi mi? Evet, benim orada Nokia var. Sanki ilk defa yayına gelmiş ben. Ne yapalım yoktu başka? Kendini tanıtır mısın bize? Merhaba, ben Mahmut. Nasılsın? Hala yokum, hala gelmedin değil mi? Gel, geliyor. Bak, geliyor. Geliyor. Bak gelişe bak. Evet, izliyoruz. Oo, çok coşkulu. Dostum. Ferhan, ne yaptın bugün? İyiyim, stüdyodaydım. Motorumu gördün mü aşağıda? Erdem Şahin'den bakamadım şey bile. Aa, Erdem Şahin'den yeni bir şey var. Ama daha var. 3-5 şey var. Erkan Doğan var. Erkan Doğan var kardeşim. Olmaz mı? Kardeş bir şeyler yapalım. Bu Erdem? Ne haber, ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Erkancığım ne yaptın? Civar kurmaya mı gittin? Nerelere gittin? Yok kardeşim, niyetliyiz ya. Niyetlisin. Niyetliyiz. Eyvallah. Ya, kötü niyetliyiz. Geçen gittik biz de. Dart niyetli oldum ben. Dart oynadım. Dart Vader niyetli. Kardeş bu olmadı. Evet Deniz. Emre ne olur Mete Hanım? Allah Allah. Neyden şöyle sorsan? Alışık değil tabii. Ben okuyorum Mete Hanım. Şuraya bak. Server olmaya sorsana. Sorar mısın? Bak Türkçe'yi bir düzgün kullanın ya. Niye sorsana da düzgün Türkçe? Allah. Babası ne olur muyum yani? Ne sorsana ne? Şey inşallah yeni bir şarkı yapmayı düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Allah'ım yarabbim. Neden düşünmüyorsun? Ya bir insan bir şey ya düşünür ya düşünmez. Bunun illa bir sebebi olmak zorunda değil mi? Mesela şey... Yani, tamamen. Şu an burada çırılçıplak soyunmayı düşünmüyorum. Bunun bir sebebi olmak zorunda mı? Düşünmüyor musun? Ben düşünebiliyorum. İstersen Twitter okuma işini Ferhan'a verelim. Yo iyi ben böyle... Hayır iyi sevdiysen tamam. Sana bile hatırlandı neden? Bakmayın böyle şey o durumdan, minnoş durumdan. Çok atarlı bir insandır Deniz. Baksana o, eli var eli. Harbiden yüzünü kes. Yüzünü yok, kızlarla o da memur. Kızlarla o da memur. Geldi, bir şey geldi. Alt dakikanın kralı, direnişte senin burada olman lazımdı, orada değil. Biz burada olmasaydık o direniş başlamazdı kardeşim. Ya. Yine direniş muhabbetine mi gideceğiz? Onu az önceki, bir önceki yayında girmiştik o muhabbet. Girmedi, şu ya. Peki Berk, evet. İnsanlar uzun zamandır senden haber alamıyor. Evet. Bunun sebebi var mı? Çünkü uzaklara kaçtım. Ne kadar uzaklara? Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzaklara. Hazır şu araya soruyu hemen sormuş orada. Ne yaptın uzaklarda? Uzaklarda aram. Belki sen içindesin. Gerçekten niye insanlar uzun zamandır senden haber alamıyor? Çünkü fark ettim ki hayatımda bir eksik varmış. Ben birçok çizgi filmin hepsini izledim. Gerçekten dizilere ve çizgi filmlere sardım. Bu mu? O yani? Kadar güzel çizgi filmler, o kadar güzel diziler varmış ki ben neden müzik yapıyorum ya dedim. Ve iki sene müzik yapmamaya tercih ettim. Mesela neleri izledin çizgi film ve dizi olarak? Simpson izledim. Açmam ki. Açmam ki. Server abisi. Büyümem. Emre Mutlu ile düetin var mı? Popçularla düet yapmasını güzellemiş. Var bak, teşekkür ederim. Güzel diyorsanız. Güzel tabii. Eskiden yani şöyle Türkçe rap dinleyicisini vizyon olarak geliştirdiğini şöyle anlıyorum. Eskiden mesela kim olursa olsun bir rapçi bir popçuyla feat yaptığında hemen küfürler edilmeye başlardı işte. Sen niye popçuyla video gösterdin? Sen rapçi zihniyeti vardı. Artık Türkçe rapin yararını olduğunu... Artık evet bunu fark ettiler ve bir rapçi bir popçuyla eğer popçu çok bakkal olmadığı sürece hani adam akıllı müzik yapabilen bir popçu olduğu sürece bir iş yaptığında artık kitle de bunu çok olumlu karşılamaya başladı. Bir de hani gördüğüm şu güzel bir noktaya değineceğim. Mesela Mustafa Ceceli ile yaptığımız feat'ten sonra ben kaygılarım vardı. Hani hem bizim kitleden yana hem de onun kitlesinden yana sonuçta. Çok bambaşka tarzlar olduğu için acaba diyordum hani onun kitlesi yadırgar mı? Hani ne alakalı falan der mi diye. Mustafa Ceceli Fan Club'tan çok güzel mesajlar aldım. Hepsi çok beğenmiş. Hepsi seve seve dinlemişler şarkı. Konserlerde de eşlik ediyorlar vesaire. Hani o açıdan yani insanların müzikal vizyonunun hem pop tarafında hem rap tarafında gelişmiş olması beni çok sevindiriyor. Öyle bir şey. Öyle olmalı zaten yani.
Yani. Ama olması gerektiği noktaya geldi biraz daha. Çok kişi yazdım bu sorunun vereceğin cevabı biliyorum hepinizin de. Norm Ender, Norm Ender, Norm Ender. Herkes Norm Ender'i soruyor. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Norm Ender'in parayla sosyal medyacı bir takım tuttuğuna inanıyorum. Ve her yapılan yayını, anketi vesaireyi sabote ederek kendisi hakkında bir şeyler söyletmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yani şu anda ben Norm Ender'i yerin dibine soksam ya da göklere çıkarsam ne değişecek? Onu ne kadar çok sevdiğimi anlatsam ya da ne kadar az sevdiğimi ya da hiç sevmediğimi anlatsam ne değişecek? Benim Norm Ender hakkında söyleyeceğim, kuracağım cümleler sizin bana olan bakış açınızı etkileyecekse zaten yemişim öyle bakış açısını. Zaten hani benim başka insanlar hakkında fikirlerim sizin bana olan yargılarınıza bir etkide bulunuyorsa ben zaten olmamışım demek ki ya da siz olmamışsınız, kapatın gitsin. Kapat, kapat. Hop etti o. Şu 5-10-5 var. Eğer sorma amacınız buysa yani, eğer sürekli bunu sorma amacınız buysa. Ben üçüncü kişiler hakkında sorulan sorulardan rahatsız oluyorum. Biz dördümüzü böyle yakalamışken çok daha evet. Akıllıca sorular sorabilirsiniz. Evet. Ki ben bizim kitlemizin diğer kitlelere göre biraz daha akıllı olduğunu düşünüyorum. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratmayın. Görkem aydınlık. Al sana Norm Ender cevabı. Server abi, bu aralar senden siyasi içerikli bir şeyler bekliyoruz. Bir de Guerrilla Warfare Fair 2 hakkında ne düşünüyorsun? Abi siyasi içerikli... Ya ben siyasi içeriğimi şu an şey olarak, bir vatandaş olarak sokaklarda göstermekten yanayım. Müziğimi müzik yapıp, siyasi kimliğimi müzikten biraz daha ayrıştırıp bir birey olarak, bir halk olarak, halk olarak. Evet, bir sanatçı olarak değil, halk olarak bunun savaşını sokaklarda veriyorum şu anda. Hani yarın bir gün yine fikrim değişir, yine siyasi bir şarkı yaparım ama şu an bence sahaya çıkma vaktidir ya. Şu an böyle evimizde oturup şarkı yapma vakti değildir yani. Twitter'dan orada direniş oluyor. Hani sen direnişte yer almamdansa benim şarkı yapmamı daha uygun görüyorsan bu da sorunlu bir bakış açısıdır bence. Bizim dördümüz soru halinde görmek istiyorlarmış. Oha! Gördü işte. Şey, o saniye gibi oldu mu? Neymiş ki? Benim. Ha. Korktun mu? Yok benim, korktum oraya. Hayır, bebeğim yakıp veriyor. Çakmak bunu ben bilerek dışarıdan getirmiştim ya. Hani, balkonda. Böyle ıslak olamaz mı? Musun? Evet. Yeni tweetler ne durumda? Üzünü sildim diyor. Pusat rap'i bıraktı mı diyorlar? Evet bıraktı. Bıraktı. Nerede bıraktı? Tam yolda, yolda bıraktı. Burada mı bıraktı? Hemen en son burada mıydı? Dört yol kavşağı var ya hemen. Camiye geç sağda bıraktı. Sağda bıraktı. Cami avlusuna bıraktı. Cami avlusu. Cami namlusu. Geçen bir şey oldu. Sen fakülte kütüphanesinden 1789 gün önce almış olduğun kitabı vermedin. Şey, sigarayı vermedin. O yüzden mezun abi. Etmiyorlardı. Aynı kitabı istediler. 93 basımı Mehmet Baydur kitabını istediler. Onu araştırdım, buldum. Öyle mezun ettiler beni. Diploma vermiyorlar diyorlar. Vermiyorlar. Hiç vermiyorlarmış. Bir de bizimki ödüllü kütüphane. Ne demek şimdi? Nasıl oluyor ödüllü kütüphane? Ödül vermişler. Çok kitap var diye mi? Çok kitap okunuyor diye. Peki kütüphane yani. Ödülü nasıl almış? Kitapları yüzündendir herhalde. Bulunmayacak kitapları. Hayır, fiziksel olarak nasıl almış? Takmışlar işte. Rafına kütüphaneyi törene mi davet etmişler yoksa tören mi kütüphaneye tören gelmiş? Tören kütüphaneye gelmiştir. Sonra işte kütüphane takdim mi? Evet. Sonra... Facebook'tan mesaj olarak gelen bir soruyu söylüyorum. Evet. Facebook'tan, benim kendi Facebook'tan mesaj olarak gelen soruyu okuyorum. Acaba hangi Twitter hesabından soru sorabilirim? Pit Online. Yani Pit Online benim Twitter hesabım zaten yazıyor. En çok oraya bakın. Yani muhtemelen yazıyordur. Şu an güncel değil de. Berk Bayındır, Pit Online, Deniz Gürzumar, Ferhan Pastek. Şey diyeceğim. Berk Bayındır. Anlamadın değil mi? Zaten Bayındır. Buradan soru sorabiliyorken. Kaan Semerci de hoş geldin. Ama oradan okuyabileceğimiz Norm Ender hakkında bu yorumu yapınca 15 kişi gitti. Hı-hı. Sorunu yok. 19 kişi tekrardan geldi ama. 515'te 514. Aa, aynen gitti evet. Gitti ve geldi. Evet. Biri gider, biri gelir. Hayat böyledir. Yo. Come on. Hayret akapelle isteyen olur. Bu arada bana Yonca'dan gelen... yapacağım. Yonca'dan gelen MSN var mı? Bana MySpace'den gelen başarı var. New track çıktı. Dinlemek için. Aa, thanks for it. Bir soru da bana geldi. Abi, işte 90'lık kasete sığmıyor bütün albümler. Ne yapalım diyor.
İki kaset çeksinler, değil mi? Bu ne demek ben anlamadım. 90'lık ve 60'lık kasetler var mı? Var. Tam 90'lıkları sığmamış bütün albümler. Ne yapmamızın gerektiğini soruyor. USB flash diske çeksinler. Hayır, 90'ları yaşıyorduk ya bir an hani böyle bir. Ondan böyle bir kasetle ilgili bir soru sordum ya. MySpace'in daha mı gerisini gittin? Adam şey diyor ya, benim pick-up bozuldu, iğne var mı sizde? Dedim dedim ne oldu? Arkadaşlar bu arada bu yayınımızın üstte linki var. O linki sosyal medyada yani Twitter ve Facebook'unuzda paylaşırsanız bizi daha fazla kişi izler. Böylelikle daha güzel bir yayın yapabiliriz. Bunun dışında benim YouTube kanalımdasınız şu anda. Altta muhtemelen abone ol butonu vardır. O butona da basmayı ihmal etmeyin anacım. Mustafa abi demiş, hiç tanımıyor demek ki. Rica etsem yakınlarda Sansar Piton etkinlikleri olacak mı? Oldu da geldiniz mi? Ha? Ben yaptım o kadar. Bütün isyan ediyormuş burada gelmeyen herkese. Oldu da gelmiyorsunuz. Evet bu konuyu konuşamıyorum. O yüzden yapmayı düşündürtmüyor. Yani mesela hep konser soruyorsunuz. Biz konser veriyoruz. Sonra evet. Gelmiyorsunuz. Evet. Evet. Sonra diyorsunuz ki buraya gelecek misin? Evet, biz her yere gidiyoruz. Bir de ben şey sorusunu sen neyse o soru artık o kadar gelmiyor o yüzden direkt. Sansar'la barıştın mı? Hayır canım, o zaten artık. Ne oldu o dava? İşte bu hepimizin genel bir sorun. İşte ne zaman Bakırköy'de konserim var, ne zaman Zeytinburnu'nda konserim var, ne zaman Taksim'de çıkıyorsun, ne zaman işte Halkalı'da çıkıyorsun, ne zaman Tuzla'da çıkıyorsun. Tabii. Arkadaşlar İstanbul denen bir şehrin içindesiniz hepiniz. Neden tek bir vasıta ya da en fazla iki vasıtayla konser verdiğimiz yere gelmek yerine bizi kendi semtinize kadar çağırıyorsunuz? Neden bizim evde konser yapmıyorsun? Ben pazar günü Pink Floyd konseri var Roger Waters. Bulgaristan'dan insanlar geliyor. Yani Bulgaristan'dan adam geliyor buraya. Ama bu şımarıklık bir tek İstanbul'da var abi. Biz Anadolu'da bir yerde konser verdiğimizde çevre illerden çok insan gelmiş. Evet, ya da büyük organizasyonlara buraya da çevre illerden çok insan geliyor. Evet. Ama İstanbul'da hep ilçe ilçe dolaşmak için. Bir şımarıklık var yani. İstanbul turnesi falan yapılacak herhalde yakında. Her ilçede bir konser. Selver şöyle bir soru gelmiş sana. Selver abi neden Mustafa Ceceli ile düet yaptı? Bakış açıları aynı değil. Ceceli hükümet yanlısı Piton direnişçi. Yani benim bir insanla beraber müzik yapmam için bakış açılarımız aynı mı olması lazım? Benim Berk'le de bakış açım aynı değil. Benim Deniz'le de Ferhan'la da aynı değil. Yani Türkiye'de iki tane bakış açısı yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani hükümeti sevenler ve hükümeti sevmeyenler diye iki bakış açısı yok. Milyonlarca bakış açısı var, milyonlarca dünya görüşü var. Evet. Yani iki insanın da hükümeti sevmiyor olması, o iki insanın da paralel olduğu anlamına gelmez. Niye ayrıldığımız zaman? Onun dışında çok noktada ayrılıyordur. Biz bu adamlarla birçok noktada ayrılıyoruz dünya görüşü olarak. Ya da şunu söyleyeyim, bir insanın hükümeti seviyor olması, öbür insanın hükümeti sevmiyor olması ortak bir paydada buluşamayacakları anlamına gelmez. Bu kutuplaştırmacılıktan çıkmamız gerekiyor. Yani yok mu sizin AK Parti'yi seven, hükümeti seven arkadaşlarınız? Yani bir insan sadece hükümet yanlısı diye, direnişe destek vermiyor diye onunla irtibatını mı keseceksiniz? Dostluğunuzu mu bitireceksiniz? Aslında ondan daha iyi bilgi alırsınız. Evet yani. Yani çok daha. Asıl bilgilendiren odur. Hani senin yanlışın değil. Yani sen sadece kendi fikrinle paralel düşünen insanlarla takıldığın sürece zaten ufkunu genişletemezsin. Bu karşı taraf için de geçerli. Olayı çok saptırdım. Ben bunu genel olarak söylüyorum. Mustafa Ceceli'ye gelince, Mustafa Ceceli çok iyi bir sanatçı. Türkiye'nin en önde gelen sanatçılarından biri. Yaptığı sanat böyleyken beni diğer yönleri hiç ilgilendirmiyor. Eminim o da benim yaptığım sanata bakıyor, benim diğer yönlerim onu ilgilendirmiyordur. Çünkü biz ortaya bir sanat çıkarıyorsak, sanat her şeyden bağımsızdır. Yok mu alkış butonu? Ne oldu? Ne oldu? Cevap iyiydi değil mi? Çok iyiydi değil mi? Sana söylüyorum. Duyuyor musun? Piyasada yeteri kadar protest şarkı olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Evet, Gezi Parkı'ndan sonra bayağı bir protest sanatçıların protest yaptığı müzikler var. Bu arada Deniz de bir şarkı yaptı. Daha iki gün önce verdi. Evet. Ama Gezi Parkı ile ilgili değildi. Evet. Ama siyasi bir şarkıydı. Evet. Dinlemenizi öneriyorum. Ah be başkan Deniz Gürzumar yazınca çıkıyor. Evet. Deniz Gürmuzar. Gürmuzar. Gürmuzar yazınca da... Hanginiz Deniz Gürzumar'ın soyadını yazarken yanlış tuşlara basmadınız ki? Bana da yanlışlıkla beat yazıyorlar. Voodoo ile bir ara bir düet yapmayı düşünüyor musunuz? Vopra bile bilmem. Önceden... Tekneye bile bilmem. Düşünüyoruz. Önceden yaptık, sonradan da yaparız. Yaparız. Voodoo'yu seviyoruz, evet, severek sayıyoruz. Çok seviyoruz. Yeşil Oda ve Voodoo'yu bilhassa takip ediyoruz. Aynen öyle. Seviyoruz. Buradan da sevgilerimizi yollayalım. Sevgiler. Bu dünyanın en iyi rapçileri sıralaması ne? Abi bir dakika, bu konuya bakacağım.
harbi. Çünkü sonra hatta şöyle gelmiş. Abi öyle diyorsun da Norm Ender 6-7. Sırada yani. Eminem şey gelmiş. Hani Bastar Hamş'tan önce geliyor yani. Arkadaşlar derinin biri kuyuya taş atmış. Milyon tane akıllı çıkaramış. Bakın o site. İsteyenin istediği anketi açabileceği bir site. Bir insan bir anket açıyor ve isteyen girip oy veriyor. Bu kadar büyütülecek bir şey değil. Dünyanın en iyi rapçilerini listeleyebilecek bir otorite yok. Çünkü iyi bireye göre değişebilecek bir unsurdur. Bana göre iyi odur, ona göre odur. Dünyanın en iyisi bu, ikincisi bu diye sıralayamazsın. Bu birincisi. İkincisi, böyle bir site açılmış. Ya böyle bir anket yapılmış. O ankete kimin fanları gaza gelip yüklenirse o bile yükselir. Yani şu an biz oraya arsız belayı koyup İnci Sözlük'te de birkaç dostumuz varsa... Ki zaten arsız bela da o listede var. Arsız belayı var o listede. Arsız belayı o listenin başında birinci sıraya getirebiliriz. Ve bunu istersek bir gecede yapabiliriz. Evet. Peki biz bunu yaptığımızda arsız bela dünyanın en iyi rapçisi mi olur? Arsız bela Tupac'tan Eminem'den daha iyi bir rapçi mi anlamına gelir bu? Neden siz bu anketi bu kadar takıyorsunuz? Siz manyak mısınız? Hayır abi komik değil, manyak mısınız? Soruyu soruyor. Aklını mı yediniz siz ya? Dünyanın en iyi rapçileri diye anket mi olur lan? Soruyorum abi. Evet. Manyak mısınız'a gelen cevaptan sonra geliyor. Piton'a neden rapi bıraktığını sorar mısın? Hadi yayını falan kapatalım diye. Neden rapi bıraktın? Neden rapi bıraktın? Bıraktın mı? Sen de mi cami altına? Cami altına bıraktım. Hayırlı bir aile arıyorum hep. Batarya hakkında ne düşünüyorsunuz? Batarya. Severiz. Çok severiz. Severiz, dinleriz. Battle rap, sert rap dinlemek istediğiniz zaman Batarya dinleriz. Eşofmanına hasta olmuş kızlar. Üstüne soru Joker'de seviyor musunuz? Adidas. Joker'de seviyoruz yani bizim... Arkadaşlar biz de artistiz. Hümanistiz biz. Biz de artık şunu seviyor musunuz? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu rapçi nasıl? Bu rapçi iyi mi? Şu kötü mü? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu sormayın ya. Daha güzel. Yok bu şey işte bela arama durumu. Evet, tabii. Yani beni böyle sevmiyorum diye. Evet, şu an birine küfür edeceğiz falan. Hani ortalık karışacak. Abi, şey diler ki. Yapalım mı? Evet. Ben mesela arsız bela kim abi? Kim? Ne o arsız bela mı? Arsız benim abi. Buradan arsız belaya sesleniyorum. Beşiktaş'tayım yarın. Abi, saat 5'te bir... Tamam. Sansar'a sesleniyorum buradan. Öyle rap yapıyormuşsun. Böyle Bakırköy, Kadıköy falan. Beşiktaş'tayım. 5'te sen de gel. Kim gel. Başka var? Söyleyeyim bana. Voodoo. Ankara'ya sesleniyorum buradan. Uçak biletini alıyorum, geliyorsun. Organizasyon mu yapıyorsun sen? Bunu mu bekliyorsun? Sahne parası vermem. Tamam hadi yani ne olacak ya? Bu üçüncü kişilerle ilgili soru tabii, sormayın artık. Tabii. Yok mu başka tweet güzel şöyle? Yoksa biz aramızda mı attık? Kalle abi bir soru. Evet bırakalım. Kalle abi sorular. Ses geliyor. Ne? Yani bir iki tane böyle bir o freestyle yarışmasıyla ilgili falan filan bir şeyler gelmiş. Onları son sahibi. Şey, yani İstersen onu bırakıp bir muhabbet edelim. Edelim hadi. Tamam. Hadi. Bijuteri! Günümüzün bijuterileri hakikaten. Bijuteri şey mi böyle çakma küpeler satan yerleri mi? Hayır, yani parfümeri, takı, toka. Takı toka. Takı toka. Takı toka. Yeah. Luca. Bir mojito 75 lira. Nossa. Asiro ser sara. Quiero el arte. Bellissima. Duramıyorlar. Evet, ne konuşmak istersiniz? O gün şey dedi bana kaç kişi? Neden cümle kurulmuyor dedi. Ne dedi? Neden cümle kurmuyorsunuz dedi. Hadi bakayım. Neden cümle kurmuyoruz Serdar? İşte dedi. Ve? Mezar dedi taşına yazdı. Ya da. Aslında. Kimin? Ancak. Cümle kurmuyoruz. Öyle. Mi? Sen. Benim. Neden? Trasmatatik. Bunu kim dedi ya? Dedi. Gerçekten neden cümle kurulmuyor? Ya dedi iki kişi ayrı ayrı dedi bir daha. Neden cümle kurulmuyor? Neden abi cümle kurmuyorsunuz abi dedi. Dedim abi. Ne yapıyoruz? Bence o hoparlörün sesini kapamış yanlışlıkla. Kapatıp açıyormuş ya da. Bilmiyorum ben de çok taktım bu durumu kafama. Neden cümle kurulmuyor? O zaman bir cümle kur da onlara göster cümle kurabildiğini. Böyle double rhyme de yapamıyorum ben işte. Deyince. Ama normalde kurabiliyorum. Cümle mi? Yalnız başıma kuruyorum hep. Double rhyme de motorla giderken cümle kurduğum oldu. Şu an ben... Cümle...
Şu anda 677 kişi bizi izliyor. Diye bir cümle kurasın. Sonuçta 700'e merdiven dayadık. Hadi 700 yapın, bir el atın da. Hadi, hadi bir el atın da şunu bir 1000 yapalım ya. Şu Python'u şey yapalım mı? Buradan yapalım. Spamleyelim. Evet. Babam bile spamledi yani. Arkadaşlar bakın, geçen Twitter'da da yazdım. Benim bir problemim var. Evet. Bu Twitter'da @Python. Yani ama bunu Twitter Python olarak atmayın. Twitter olarak atınca evet olmuyor. @Python, Kevin Hagerty diye bir adam bu. İletişim kurmayı denedim daha önce defalarca fakat iletişim kuramadım. Benim bu Python line ekinden kurtulmam için Twitter'da Python alabilmem için bu herifi spam olarak işaretler misiniz? Türkçe kullananlarda ne diye geçiyor spam? Spam bildirimi. Evet, spam bildirimi. Evet. Spam olarak bu Python, Twitter'daki Python'u, Python line bir yanlışlıkla bana yapmayın. Python. Onu spam olarak işaretleyin de bir düşsün ben alayım o şeyi artık ya. Python'u. 3 kişi kaldı, bir de 700 olalım, çok mutlu olacağım. 750 olursak soyunacağım burada. 750 olursa eğer burada soyunuyorum, tam burada. Bizden de %80'i muhtemelen erkektir. Evet. Ve şu an çıkmaya başladılar. Bir gün başlıyor. Evet, bence bunu yayını yayabilirsiniz. Ama bir şey diyeceğim, 1 dakika geç gidiyor. Esas 1 dakika sonra düşüşü görsen. 750 olduğu zaman gerçekten soyunuyorum burada. Arkadaşlar 750 olunca Ferhan soyunacakmış. Joker de Twitter'ından paylaşmış. 800 olursa ne yapacağız Sibel? Teşekkür ederiz. Joker'e selamlar. Ne? 800 olunca ne yapacaksın? Giyineceğim. Harbi 800 olursa ne yapacaksın? Var ya 800 olsa. Arkadaşlar 100.000 olursa soyunuyorum. Ben 1000 olunca şapkamı çıkartacağım bir dakika. 1 dakika şapkamı çıkartacağım. Peki, saçımı açacağım. Sakalımı keseceğim. Peki 1500 olsa sen ne yapacaksın Serdar? Sigarayı tersten yakıp içeceğim. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Yapmayacağım. 723 oldu bu arada. Geliyor. Geçmelik 750. Mevzusu 750 yapmıyoruz arkadaşlar. 749 oldukça niye çıkacak Ferhan sayılması? Şu an 723'e çıkıyor. Yalnız ben laf ağızdan bir kere çıkar. Bir kere çıkar soyunacağım tabii. Yani şu an 736 ve çıkıyor yani. Eyvah ben yaptırıyorum 750 diye. Soyunup kafana da kask tak bari. Tamam okey. Tamam. 736. Harlem Shake çekelim sonra. Harlem Shake çekelim. Evet aynen. Ne arkadaşlar neler yapıyorsunuz başka? Neler yapalım? Ben çok heyecanlıyım şu anda. Deniz gerçekten son zamanlar sen neler yapıyorsun? Çok fazla şarkı yaptın da yok. Ne yapayım işte? Okulla mı ilgilendin? Okulla ilgilendim. Diziyle ilgilendim. Şimdi sinema filmi çekiyoruz. Yani yeni bir sinema filmi projesi var yani. Evet. Sen müzikten gitgide uzaklaşıyorsun. Yok estağfurullah. Müzikle iç içe olmaya da çalışıyorum. Hı. Ama daha çok mesleğime yönelmeye çalışıyorum bir de aynı zamanda. Sen çizgi film izliyorsun. Aynı zamanda dizi de izliyorum. En çizgi dizi. En sevdiğin çizgi film hangisi peki? Futurama. Futurama. Futurama buradan herkese de tavsiye ediyorum. Simpson'ı yapanlar 99 yılında başlıyor ve biri 745. Joker'e buradan selamlar mesaj atmış Mete. Mete. Sana ve Eskişehir'e selamlarımızı yolluyoruz. Uk. 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 745 oldu Ferhan ne diyorsun? 750'de soyunacak Ferhan. Şurayı açalım. Ve Ferhan soyunacak Deniz Gürüntü Zumar. Bak dedim abi. Şu sorulara Deniz Gürüntü Zumar'a neden soruyoruz? Gürüntü Zumar. Gürüntü Zumar. Arkadaş, aha. Oha, ne oldu? Neyi soruyormuşlar? Şu an Deniz benim Twitter'ıma bakıyor. Pit Online. Benim Twitter'dan yazabilirsiniz. Bunun dışında ya aynı sorular olunca bir şey yapmıyorum yani. Twitter adresleri. Ona yükleniyorlar da aynı soruları soruyor. Bu arada evet, aynı soruları sorma. Annemden mesaj geldi. Oğlum lütfen kötü yola düşün. Bu arada bu yayınları anında... Aha! Tamam. 756. Ben bakamayacağım. Bu mu? Bu kadar mı? Buydu, daha ne bekliyordun? Strip falan mı yapacaksın? Bu kadar mıydı? Bu, sadece bu.
Tamam arkadaşlar, artık 750 lira azaltıyor. Geri vites beyler, tamam. Ferhan'ı da görmüş olduk, tanımış olduk. Dur, geliyor dur. Böyle böyle tanıyacağız işte. Neden herkes elini kaldırıyor? Mete'ye çok geçiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim, bu yayınları hemen haberdar olmak için biz yapıyorken abone olabilirsiniz kanalıma. Şu anda benim kanalımdasınız ve abone olun. Çok az abonem var, biraz daha fazla abone olsun. Organize oluyoruz, iki röportajlarında açıkça gözüküyordu cümle kuramayıp isteklerinizi anlatamadığınız. Sen hiç izlerken buna katılmadın mı abi? Freestyle dostum. Demiş Mehmet Afacan. Yani röportajlar... Mehmet Afacan, organize oluyoruz 3'te söz hakkımı sana veriyorum. Benim çıkacağım tüm televizyon kanallarına. Lütfen sen çıkıp benim adıma konuş, vekaletim senindir. Bir de seni görelim. Bir şey söyleyeyim, geldi galiba şu anda 750. 750 mi şu anda? Ne? Ha şey, bu arada biz 1 dakika geç izlediğimiz için yayını sürekli yukarı bakıyoruz, niye bakıyoruz diye merak ediyorsanız. Yayın 1 dakika geç geliyor size. İnsanlar şimdi sop. Bak bak, geliyor mu? Geliyor mu? Ooo, göbeğim de içeri çekmiş. Evet. One Piece izliyor musun? One Piece, hayır. Ama Supernatural'ı izliyorum. Çok güzel bir dizi. Söyle mi? Rap'ten hiç vazgeçmek istediğiniz oldu mu? Çok oldu, çok. Ben çok ciddi söylüyorum. Ben oldu, ciddi oldu. Ama... Sağ ol Can. Geri dönmeler güzel olduğu için hep vazgeçtik. Ama cümleyi biraz... Herkes şey diyor. Herkes benim fotoğrafımı çok beğeniyormuş. Kaç beğenisi var? Çok kaç beğenisi var? Peki kaç beğenisi var? Fotoğrafım için Kung Fuat'a teşekkür ediyorum buradan. Kung Fuat. Fuat Şanlı. Güzelmiş Kung çok Fuat. Çok güzel. Ama olmamış mı? Kung Fuat olsaydı ben de Kung Fuat yapardım. Olmamış mı? Evet. Ulaşcan bir daha sor, altta kalmış. Sana da yapacağız. Kung Fuat abi, bana da fotoğraf yapar mısın? Sana diyorum. Konuştuk, yapacak, sana da yapacağız. Kung Fuat abi, teşekkür ederim. Kung Fuat abi, bana da yapar mısın? Kung Fuat abi, bize de fotoğraf yapar mısın? Kung Fuat abi, öpüyoruz seni. Kung Fuat abi, selamlar. Adı çok güzelmiş. Eskiden MC Kubur ile MC Jören'in Kung Fu diye bir albümü vardı. Bunun hatırına? Hayır, grubu vardı. Bunun hatırına. Kung Fuat abi bize fotoğraf yapsın. Fadime Gül Tanrıverdi sana çok tatlısın ya. Berk deyip bir de kalp oluyor. Fadime Gül Tanrıverdi ama. Herkes soyunmamı beklemiş. Çok enteresan. Enteresan. Benzin. Kafe yaptın ha. Tam olarak yapamadım. Börek. Lise. Marul. Şarj. Hamboğlu. Niye cümle kuramıyorsun? Ben kuramıyorum ya. 23 beni düşünüyorlarmış. 800 olunca kim soyunuyor? Deniz. Yok, soyun. Berk. Berk millete böyle Berk şapkasını yapamam. Berk 1000 olunca şapkasını çıkartacak. 1000 olunca Berk şapkayı çıkaracak. Arkadaşlar 1000 olursak Beta şapkayı çıkaracakmış ama zor gözüküyor ya. O yüzden. Zaten istemezsiniz bu sefer. Berk hangi rapçileri dinliyorsun? Piton. İşte bu kadar. Buradayız. İşte bu kadar. Burada dinliyorum. İşte bu kadar. Herkesi dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İyi ya da kötü. Laz ya da Çerkez. Fener ya da Cimbo. Alevi ya da Kürt. Biz tatılız, biz bunu demeyiz. Los sayılıklarım kefenime dikti. Her gün buraya vuruyorum. Dostaydıklarım kefenimi dikti. Ölüm yakın bize, ecel peşimde. Hani nerede lan benim kardeş dediğim? Ağaçıyor ben, nereden bilesin? Çok iyi. Niye doğurdun ki sen beni? Ana! Her gün vuruyorum. Serme kızım beni. Ulaşacaksın arkadaşlar. Ben bir serseriyim. Oldu. Sen parfüm. Neydi ya? Ben Esrar kokarım. Esrar ve duman kokarım. Yok, sen parfüm, ben Esrar kokarım. O en sonu cümle ya. Cümle kuruyor orada ama işte. Ama o en sonu, bir dur. Cümle kuruyor. Ben şarkı türkü nedir bilmem. Esrar sararım, kova yaparım. Neymiş neyim? Sen bana diskoya gidersin. Ben sokağa çıkarım. Başlayayım. Sen parfüm, ben Esrar kokarım. Randevu verme güzelim. Ben o saatte harman olmuş ha. Harman olmuş ha. Oraya doğdum garip adamı. Bir şey söyleyeceğim, 815 olduk yalnız. Ama bak şimdi düşecek bu arabesk rapten sonra. Yok bence daha fazla yükselecek. Niye arabesk rap tutuyor ki?
Dere bak. Yok ki araya. Beta, MC Kubur zamanlarında Ben Yokum, ÖSS gibi şarkıları var mıydı yoksa onlar fake miydi? ÖSS EP vardı. Kameranı hangi... Bu. ÖSS EP diye bir albüm yapmıştı ki bu onun 10. albümü filandır. Çok manyak bir şarkı. Sıcak sıcak sınav istemiyoruz şarkısı. ÖSS şarkısı söylemiştim. Nakarat hariç. Konuşmayla beraber. Biraz daha düşünelim. Sen gir o zaman. Yeah! Bir Nova'da şapkanı çıkarttı bu arada. Seni salak. Ana okulu ilk yönetimli seyrederken yıllarımız geçti. Üniversiteyi hazırlamak için bunların hepsini yaptık. Bunların hepsini görettik. Şapkanı çıkar mısın? Bir Nova. Bir Nova çıkarttın abi. O zaman bir olunca ne yapacağını söyle. Ne yapacağım? Evet, saçlarımı açacağım. Ooo! Tuğçe güzel bir soru sormuş, demiş ki Teoman ve Duman dinlemenin neresi yanlış? Bazıları hoş görmüyor demiş. Bunu kim hoş görmüyor ki? Kim hoş görmüyor? Bize yolla. Önce sen bize yolla sonra cevaplıyoruz. Ben bunu buna hoş görmeyenin... Yani... Hani birini dinlemenin nesi yanlış olabilir ki? Evet ya. Hani arabesk rapçilerden de bahsetmiyoruz madem. Ki arabesk yani, rapçiyi dinlemek ki Teoman gibi böyle kaliteli bir müzisyen... Duman da öyle. Aynen. Siz bayağı arabesk rap fanıymışsınız. Tabii canım abi. Ne olsun? Ceyhan Prens'in. Ceyhan Prens'in. Ceyhan Prens'in fanıyım. Bir de şey klipleri var, onu çok seviyorum. Arabada gidiyorlar böyle, of. Kanka diyor, beat of. Var diyor, açayım beat diyor. Of, kanka var bir şeyler. Orada bak, orada böyle beat'i açıyor böyle, hepsinin suratı böyle üzgün. Orada en soldakine bakın, yanlışlıkla gülüyor kameraya bakın. Orası çok güzel. Orası güzel. Meta, ya geliyor. Peynir gemisi şarkısına hatırlıyorsun. Bak, kafaları bak kafaları. Yani arşiv olarak var demiş Atakan Geniş. Deniz kaçırma kafaları. Neymiş? Atakan Geniş. Ben bunu çok sevdim. Peynir gemisi şarkısını hatırlıyor musun? Benim arşivde duruyor demiş. 2005. Vay be. 8 sene olmuş. Siz onun şeyini izlediniz mi? Hayvanlısını. Evet abi. Nasıl bir program? Ali kamera. Ali kamera. Erdoğan. Recep'e. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Yola devam. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Başka var mı? Ton gençlik kaybetleşiyor. Arayalım attım, arayalım. Abi grafiti hakkında ne düşünüyorsun? Grafiti hakkında insanlar akılları diye artık. Güzel bir şey. Evet, güzel bir şey. Demiş ki Tunç Dindaş Turbo abiyle birlikte bir grafiti yayını yapma şansınız olabilir. Grafiti. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Evet. Ümit Kavraz Scar. Evet. Şu an Tunç abiye de mention atarsam şimdiden onun sözünü almak isterim aslında Tunç abiyle. Çok aslında güzel bir yayın oldu. Tunç ya. Abiyi buraya alacaksak evet. Eğer bu sadece grafiti değil çünkü Tunç abi Türkçe muhtemelen bilmeyen evet. Vardır. Ne yazık ki bilmeyen vardır yazısı. Turbo'dan bahsediyoruz. Hani Türkiye'de rap varsa onun yüzde en az 75'i Turbo sayesindedir. Zamanında çıkan Yeraltı Operasyonu albümünden sonra çıkan albümler işte Nefret, Silahsız Kuvvet vesaire. Ve Blue Jean'de yaptıkları. Bunun dışında Türkçe rap'e verdiği destek inanılmazdı Tunç abinin zamanında. En yüksek desteği o. Yani hiçbir, şu an herkes bireysel yani. Ben de bireyselim, o da bireysel. Tunç abi hiçbir zaman bireysel olmadı. Hatta size Turbo ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Benim 2004 yılında İkinci ya da üçüncü albüm çıkmıştı tabi underground albüm yasal olmayan. O zamanlar bu underground albümleri bazı dükkanlarda satıyorduk. Decoded mesela Taksim. Evet Decoded vardı eski kod müzik Taksim Atlas pasajında orada satardık genelde. Benim bu albüm çıkmıştı işte birkaç hafta olmuştu falan. Sonra Tunç abiyle denk geldik o zaman da çok samimi değildik işte hatırımı sordu falan. Albüm çıkar mısın dedi. Sen dedi bana yollamadın ama ben gidip aldım dedi dinledim çok güzel olmuş dedi. Yani şu an bunu ki Tunç abi bizim üstadımızdı o zaman hala öyle. Aynen. O zaman da öyleydi. Hani bizim için Türkiye rap piyasasının en üst noktasıydı Tunç abi. Ondan bunu duymak hem utanmıştım hem çok sevinmiştim.
yani şimdi sorarım, sizin üstad saydığınız rapçilerden kim gidip sizin albümünüzü satın alır? Ve hani ne olduğunu bilmeden, sizi tanımadan. Böyle işte. Yani Tunca abi buraya alırsak konuşacağımız çok şey olur. Güzel bir yayın olur valla. Hatta şey, MC Kaan'ın olarak bilirsiniz. Kaan'ı da alabiliriz aynı yayına. Üçümüz beraber, daha doğrusu ben susarım zaten, hani onlar benden çok daha eski oldukları için. Anlatsınlar ya eski Türkçe rap zamanını. Böyle bir yayın yapabiliriz. Evet, zaten. Çok mantıklı. Peki. Hasan Ciğilitepe, Türkiye'nin en iyi dubstep yapan grubu olduğumuz için gurur duyuyoruz. Ve bizimle bir dubstep rap yapar mısınız diye sormuş. Yani şimdi Türkiye'nin en iyi dubstep grubu olduğunuzda siz karar veremezsiniz. Sizi dinleyenler karar, evet. Dinleyenler bile karar veremez yani. Şu Türkiye'nin en iyi söyleminden çok rahatsız oluyorum ben. Yani sanat, bir sanatın en iyi olduğuna kimse karar veremez. Yani bunu yayının başında da söyledim. Ortada bir sanat varsa göreceli bir kavramdır. Bunun iyisi kötüsü görecelidir. En iyi bu diyemezsin yani. Yani çünkü bana göre çok kötüdür, ona göre en iyisidir. Çünkü MC Kubur da en iyi olduğunu iddia ediyor. Mesela evet. Soralım MC Kubur'a. MC Kubur en iyi sen misin? Evet Mor! Gördünüz mü? Gördünüz mü? Kavurduk. Gördünüz mü? Şap veriyor. MC Kubur yeni albüm var mı? Var! Nerede oturuyorsun? Mat! Alıyor. Server abi eski şarkılarındaki double rhyme'larına gülüyor mudur acaba? Nesine güleyim? Hepsi çok güzel double rhyme'lar. Evet. Allah Allah. Hala tam tersi dinleyip dinleyip gurur duyuyorum. Vay be diyorum. Ne zamanlar ne yapmışım diyorum. Yani. Çarşılı çapulcu. Hayır bence... Şimdi neyse. Söyle abi. Şimdi biz söyleyelim. Başkaları hakkında bir şey söylemeyelim. Şunu yazmamaları lazım ya. Bir saniye onu söyleyeyim. Dur, çok önemli. Sürekli başkalarını soruyorsunuz bize. Evet. Listeşen adamları soruyorsunuz. Yani bize ne? Hakikaten şunları sorarsanız soruda niye cevap vermiyorsun? Verilmez tabii ya. Yani. 11 X kişiyle X'i üç kere söyledim şu yayında. Üçüncü kişiyle ilgili soru sormamda gerek yok. 3, 4, 5 falan işte. Bu Budistleşmiş, o ona girmiş, o ona üstten zıplamış falan. Bize ne? Arkadaşlar biz Türkçe rap piyasasının magazinsel yönleriyle hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Biz kimin diss attığını, kimin çiçek yiyen bitki getirttiğini vesairesini bunlar bizi ilgilendirmiyor ya. Her gün bu... Et yiyen çiçek, pardon. Çiçek, et. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. O kadar ilgilendirmiyor yani. Hasan Ciğilitepe yayından sonra dinleyeceğiz. Söz. Söz, Allah canımızı alsın. Türkiye'nin en iyi dubstep grubu mu yoksa o? O mu? O. O değil mi? Tamam, söz dinleyeceğiz. Burada duruyor. Bir şey soracağım, şimdi dinleyelim mi? Abi madem birinin en iyi olduğuna karar verilmez, yarışma denen şeyler neden var? Şimdi bunun Server, bunu sana çünkü rating. Çünkü yarışmada sen kimin en iyi olduğuna karar vermiyorsun. Kimin o günkü performansının en iyi olduğuna karar veriyorsun. Bir freestyle yarışması yaptığında birinci olan kişi, o gruptaki en iyi freestyle yapan kişi değildir. O gün rakiplerine karşı en iyi freestyle yapmış kişidir. Oldu mu? Aynen öyle. Ya sırf freestyle değil ki, geri kalan müzik yarışmaları örnek da öyledir. Örnek veriyorsun. Yani. Yani. O günkü performansı hani, iyidir. Ona bakarsan hani onlarca yıldız yarışması oldu ve onlarca yıldız çıktı. Ve hangisi yıldızdı? Bir yıldızlar savaşı da olmasın. Ya da gerçekten birinci olanlar en iyi müzisyen miydi o gruptaki? Ya da buna kim karar verebilir? Buna ne bir jüri karar verebilir, ne işte bilmem kim karar verir. Ya da ne de dinleyici karar verir. Kimin en iyi olduğuna kimse karar veremez. Çünkü bu görecelidir, bu kadar basit. Ya zaten ödüllendirilme sistemi bizde çok kötü işliyor. Yani hani mesela Amerika'da o zaman kimi star yapmak istiyorlarsa onu çıkartıyorlar. Bir şey hani bir endüstriye yine de bir şey hizmet ediyor. Evet, hizmet ediyor. Burada hiçbir şey hizmet etmiyor ki. Evet. Hanginiz Altın Portakal'da ödüllü olan filmleri biliyorsunuz? Hanginiz bilmem ne film festivalini, bilmem ne tiyatro festivalini, bilmem ne müzik, bilmem bir şeylerini takip ediyorsunuz? Kimse hiçbir şey bilmiyor. Bir yarışmalara katılmıyor. İşte yapıldı pop starlar, o box starlar bilmem. Şimdi şöyle bir şey var Türkiye'mizde koskoca milli mücadele ruhu. Şöyle bir şey var. Türk insanı, Türkiye insanı her zaman gününü kurtarmaya bakar. Bunun en basit örnekleri. Bizde popstar yarışması rating toplamak için yapılıyor. Yurt dışındaki popstar bazındaki yarışmalar. Oradan bir gerçekten star kazandırıp endüstriye onun üzerine oynayıp o ratinglerden kazandıkları paranın 100 katını kazanmak için oynuyorlar. Bizde ratingi, o ratingleri alalım, parayı kazanalım yeter. Ya da bunu rap'e çevirelim. Bizde iyi bir şeyler yapmaya çalışan mainstream'e çıkan rapçiler ekmeğine bakıyor, eyvallah. Amerika'da mainstream'e çıkan rapçiler arkadaşlarını da peşlerinden çekiyorlar ki
Yarın bir gün onlar düşüşe geçtiğinde arkadaşları da onları çeksin. Ama bizim rapçilerin mesela yaptığı en büyük yanlış bu. Kendileri en yukarı çıkmaya çabalarken ve çıkarken peşlerinden kimseyi getirmiyorlar. Yarın bir gün onlar düşüşe geçtiğinde, başkaları çıkışa geçtiğinde o başkaları onları çekmeyecek. Böyle bir sorun var. Türk insanı her zaman gününü kurtarmaya bakıyor. Böyle bizsek, böyle edecek bu an, bunu edecek Mahobi ve Dayırman 21. Azer Azer Kütbesi. Böyle bir konuşmayı yapınca da herkes gidiyor işte. Hep tek gidin bari. Bütün dünya görecek bizleri, kanımız aynı. Onlar fitre kahve abi, onlar öyle. Berk. Sonra Supernatural çok iyi bir dizi. Süper. Kerem bana da yapar mısın ya? Tabii ki. Benim bardak yok bardağı ya. Abi Barış... Yok. Bakayım. Kahveler benden. İçeride plastik bardak vardır ya. Nerede piton bardağı? Burada bir tane bardak var Berk. Bir şey söyleyeyim. Yayını kapatmayıp hepimiz kalkıp gidelim mi böyle? Abi evet lütfen. Yani... Kapatıp gidelim değil mi? Herkes... Ruh ya. Ya ufak bir şey, biz çaycı alamadık. Ha, ya evet, çaycımız tamam. İzinli bugün. O yüzden kendi çayımızı kendimiz çaycımızız. Tamam. Benim istediğim suyu. Var. Evet. Tweetlere bakalım. Madem Deniz. Bir tweet. Daha bir tweet. Deniz bence çok seçiciydi tweetler konusunda. Evet. Pardon ya, kameranın önünü kapatıyorum ama hemen kalkacağım. Yer üstünün menemeni demiş ki yeni düet nasıl olmuş? Ne? Adı ne? Adı ne? Yer üstünün menemeni. Biz Sansar'la yeni bir düet yapmadık. Adam orada bir cümle yazmış, onu bile herkes düet diye. Adam şöyle yazmış, şu an Olimpos'tayız, işte yeni solo şarkımı kaydediyoruz, Piton'da demiş, herkes bunu düet sandı. Berkay Göktuna demiş ki, abi akapella alamaz mıyız? Alamayız. Alamayız. Beta'yı Hacı'ya gönderiyoruz beyler demiş. Hacı'ya mı göndereceğiz? Hani Umre'ye gönder filan da Hacı'ya mı gönder? Hacı'ya falan gönder. Hacı'ya gönder. Hacı'ya niye bizim gönder? Bir Hacı var, seni oraya göndereceğiz. Hacı'ya adamız. Üflesin bir. Bir sporla neyle ilgileniyor musunuz? İlgileniyorsanız hangisi? Bowling'le ilgileniyoruz. Bilardo'yla ve masa tenisiyle. Bugün mesela onlarla ilgileniyoruz. Biz motor sporlarıyla ilgileniyoruz. Ama yarın... Golfle ilgilenebiliriz. Ondan sonraki gün basketbolla. Biz motor kullanıyoruz diye her gün kullanıyoruz ya, motor sporlarıyla mı ilgileniyoruz? Biz ilgilenmiyoruz çünkü yarışmıyoruz. Senle yarışmıyor muyuz? Bebekten Allah'ım ki yakalar var. Hız diye Gerilla Warfare demiş ki. Gerilla Warfare demiş ki. Bunun nesi komik? Hayır o değil. Amerikan aksanından sonra Türkçe demiş ki girmen çok komik. Amerikan aksanı ben öyle okuyorum. Bak benim İngilizce okumada ne çok önemli. Nerede ya? Berk abi kapalı ortamdasın. Şapkayı çıkar da bari biraz hava alsın saçların falan. Biz de görmüş oluruz demiş. Kim demiş? Gerilla Warfare. Gerilla Warfare. Gerilla Warfare. Siz de bin yapın da o zaman çıkartayım saçlarımı şöyle ahenkle dans ettireyim. Arkadaşlar bin kişi izlerse bak. Şapkasını çıkarıp saçını örtecek. Peki 1500 olsa ne yapacaksın Serdar? Sigaret et. Yok sigaret ters içmeyeceğim de. Ne yapmamı istersin? Soyunmanı istiyorum 1500 olunca. Soyunma. Sanatçı böyle hiçbir zaman 1500 olunca. Soyunursan yapalım. Bir daha kimse senin soyunmanı istemez. Bir daha soyunmamı isteyenler yazabilir mi bize? Bir daha soyunmamasını isteyenler de yazsın da. Evet. Şu an elimden oyuncağım alınmış gibi hissettim ya. Yasin demiş ki Joker'e de söyler misiniz? Ondan da canlı yayın bekliyoruz. Joker bizi hala izliyorsa Yasin'in bu çağrısını duysun. Anıl Belaltı demiş ki Flow artık kovdunuz mu? Döverik kovduk onu burada. Dövdük onu. Bağladık odada içeride. Evet Joker o şarkıyı yaptıktan sonra valizini aldım kovdum. Kovduk. Ya arkadaşlar Flow artık Olimpos'ta değil zaten. Flow artık sevdiğimiz bir arkadaşımız. Arada bir beraber çalışmalar yaptığımız bir arkadaşımız. Vapura bilemiyim ben Flow artık'la. Ayrıca şu an Olimpos diye bir şey yok. Bilmiyorum farkında mısınız ama. Coming soon olarak var. Daha yok bence bu kadroyu daha toplamaz. Şu an öyle post var yarın yok. Ya bugün var yarın yok. Yani. Dün de kaldı. Hikmet Tokgöz demiş ki doğru diyorsun abi amatör de olsam arkadaşlarım olmadan stüdyoya adım bile atmıyorum. Bu neyle ilgiliydi ben bunu kaçırdım. Arkadaşlarım. Önceydi herhalde. Doğru. Ulaşcan demiş ki dev rapi İstanbul Kartal'da yapma şansınız var mı? Deniz abi lütfen buna cevap ver.
Şaka herhalde. Troll. Yine bir yayın, yine aynı mesaj geldi. Furkan Keçici demiş ki sizde Psycho Türkçe'ye hak ettiği yer değil mi? Evet. Onur Ersoy demiş ki 1 milyon olursa hepinizi soyunur. 1 milyon anlık izlen mi olursa soyunacağım hem de çırılçıplak yazacağım ya. 1 milyon olursa ne dans edeceğiz öyle görmekten ayrıca şey. Dedeler gibi olacağız. Ben gerçekten söz veriyorum. Çırılçıplak soyunacağım 1 milyonla. Bak bir daha soyunma demiş. Bak bir daha soyunma demiş sana. Bir daha soyunma demiş sana. Kim demiş? Seda demiş. Bak soyunmasın demiş. Bak. Ya. Hiç soyun, doğru soyunmayan yok mu? Hiç mi yok soyun? Hiç soyunmamı istemiyor musunuz? Ferhan'ın bir daha soyunmasını isteyen kadın var mı aranızda? Ya adınızda kadın var mı? Soyunma lütfen demiş Burçin. Mehmet Ali Kartal'a teşekkür ediyorum. Öyle demiş ki 1500 sonucu akapelle yapsanız olmaz mı? Tamam söz veriyorum. 1500 sonucu hepimiz akapelle yapıyor muyuz? Aynen 1500'de her türlü akapelle. Tamam, her türlü varım akapelle. Hatta oylama yaparız. En çok hangi şarkıyı istiyorsanız o. Aynen yaparız. Hatta 1 saat akapelle yaparız. Çüş. Ben yaparım. O kadar şarkın var mı? Vardır lan. Hiç söylemedi. İstiklalarına olur olur öyle. Serber abi damat gibi olmuş maşallah tıraşa bak demiş. Vay! Bu damat gibiyse yani. Tabi yanında Berk'i gördüğü için. Winston Palmal demiş ki abi Ferhan abi İngilizce bir küfür etsene demiş. Bekliyoruz. Motherfucker. Deniz. Soyunma demeye devam ediyorlar. Ne diyorlar? Soyunlayan yok mu hiç? Çok bir tane bile mi soyunlayan yok? Ulan ne soyunma meraklısı çıktınız demiş Ozan Salman Asutay. Ben meraklıyım onlara. Ya şimdi konuyu kapatalım. Tabii yani ismi Ozan Salman Asutay olan biri soyunmaya karşı olmalı yani. Evet, ulanla başlamanın sözlerini. Tabii ulanla başlamazsa onun adı Ozan Salman Asutay olamaz çünkü yani. Şey de şey gibi ama Engin Altan Düz Yatan gibi. O biraz daha kıvrak bir isim var. O düz yatıyor abi. O iyi yani düz yatıyor. Merhaba. Ne var? En iyisi Mehmet Akif Ersoy. Ulamam. Emre Peker demiş ki... O geliyor aklına. Emre Peker demiş ki... Abi iyi akşamlar herkese Türkçe rap yapan genç nesillere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öneriler veya var mı? Genç var. Bunu da geyiği almayın. Bunu gerçekten ama varsa söyle abi. Nerede? Ne link? Bilmem bilemem. Ne senin var mı? Yeni yapan, yapmaya çalışanlarla ilgili. Evet. O arkadaşlara vereceğin tavsiyeler olsun. Fikirler, öneriler. Bunu yapın, bunu yapmayın. Var mı öyle bir şey? Sıra dışı bir şey yapın. Bambaşka bir şey yapın. Olmayan bir şey yapın. Aynı şeyler yapın. Çok güzel fikir. Nasıl, nasıl akıllarına gelmedi yani. Bu? Birilerine saldırarak yükselmeyi düşünmeyin. Bu daha iyiydi işte. Evet. Bu daha iyiydi. Yani... O başka bir nokta oluyor. Hayatta hep öyle yapın ama sadece rap için ona yapmayın. Evet. Doğru, doğru. Evet, evet. Evet. Ben bu herkesi... Neyse ya, Senin var mı Ferhan? Benim var. Kalbinizi hiç uzan bozmayın. Güzel. Kalbiniz insan olsun. Emeklerinizi yedirmeyin. Bir kere. O da çok önemli. Emeklerinizi yedirmemek gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Her zaman yapım şirketleri, plak firmaları, menajerler, PR'cılar vesaire. Her zaman emeğinizi yiyecekler. Emeğinizi yedirmemek gibi bir şansınız yok. Çünkü emek olmadan... Emeğinizin en azından %50'sini falan yedirmemeye çalışın derim. Bir saatte bir şarkı yapmayın, bir günde yap. Bir haftada yap. Bir hafta bir ayda yap. Gerekirse bir ayda yap. Gerekirse bir ayda yap. Abi Sansar'ın Organize Oluyoruz 3 ile ilgili parçası nasıl oldu bir bilgi verebilir misin? Güzel oldu, çok güzel oldu. Bu arada ben de Organize 3 oluyoruz. Sonra da cümle koy. Aa bu da abi ya. Oluyoruz 3 organize. Oluyoruz 3 organize. Her 4 kişi olacağız organize. Tamam. Organ 3 oldu. Olmuşam, olmuşam. Bırakıyorum Organize Oluyoruz'a şarkı da var. Bir dal da olsa gelmem. Sürekli pusat rapi bıraktın mı diye soruyorlar. Bunlar da pusatı yazdırdığından şüphe ediyorum. Oğlum pusat rapi bıraktın diye soran var. Refik geri dönmek istiyor. Evet ya niye bıraktın? Abi bıraktı mı dememiş. Yani niye bıraktı? Niye bıraktı demiş yani. Pitor rapi bıraktıysa çarını ben alabilir miyim diyen bile var. Aynı mention'ı 7 kere atmış. Çatlak Bey Ferhan abi soyunsun demiş ilk defa. Senin için soyunacağım. Merhaba.
Ara beni. Ara beni, yala beni. Oğuzhan Pusat beni bıraktı ya. Of. Camide bıraktı. Pusat kim? O kadar da bilmiyor. Eren Demirkaya demiş ki, Server abi neden freestyle yarışmalarına katılmıyorsun? Çünkü yapamıyor freestyle. Odada bir şu arka odada hep deniyoruz, hiç olmuyor ondan. Freestyle olmuyor. Organize 3'e bir de şarkıyı da yapamadı bu daha. Hiç yapamadım ki. Rap'i bıraktı oğlum, haberiniz yok sizin. Ellerim tutuyor. Zeus demiş ki, abi siz beni görmüyorsunuz herhalde. Görmüyor. Atakan Geniş demiş ki, rap'te protestlik. Daha fazla basıyorsa niye konserlerde eğleniyor musunuz diye sorarlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz protesto olmanın sürekli somurtmak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir insan protesto gülemez mi? Ya da bir insan protest bir şeyler söylerken eğlenemez mi? Ya da sen mesela Çağbelle'ye söylerken hiç eşlik ettin mi bilmiyorum ama eğer hiç eşlik ettiysen bunu yaparken eğlenmedin mi? Biz LGBT'nin üstünde neredesin aşkım buradayım aşkım derken çok eğleniyorduk. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım. Ay. Yani şöyle bir şey var. Ben onun da çok tilttim yani. Ne ya? Böyle geliyorlar parti. Hani o deyimde konserli parti. Can bir dakika. Can demiş ki pit motorun kaç beygir? 10. Gerçekten 10 beygir. 10 beygir. Ondan sonra geliyor abi böyle hani bayağı da çalıyor falan böyle hani inanılmaz bir müzik çalıyor orada. Böyle duruyor abi yani hani. Böyle de ve en sevdiği adam yani hani baktığında öyle... Çünkü onlar şeyi düşünüyor, ulan bir an önce sahneden inse de çıkışa gitsem, onları bir fotoğraf çektirsem, fotoğraf çektirirken acaba şunu desem, sonra akşam Twitter'a yüklerim, Facebook'a koyarım. Derdi bu adam, derdi orada müzik dinlemek değil ki. Asiktir. Biri çok güzel bir şey yapmış. Kesin soyunacaksın değil mi? Elim böyle beklemekten yoruldu. Ya. Kim yapmış bunu? Helal olsun ya. Çok güzel. Ha Ömer yapmış. Ömer akıllı ötesi. Ömer bu arada grafitimi yapan arkadaş. Hiç öyle değilmiş. Ömer... Ömer şahanesin ya. Ömer sürekli böyle capsler yapıyor. Bir de kendimi geri zekalı gibi hissediyorum. Eğleniyor muyuz derken. Ben demiyorum aslında hiç. Ben artık hiç demiyorum zaten. Eğlensin, eğlenmeyen eğlenmesin. Ne yapayım yani? Zorla adam eğlendiriyormuş gibi yani. Görkem Fikibok demenizi istiyor abi, bir deyim be demiş. Fikibok. Neyden bahsediyor? Fikibok la mısıbı deyin alama da bey. Fikibok. Bir dakika, yanlış hesaba Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, özür dilerim. Yanlış hesaba atmışsınız. Kılıçdaroğlu rap demiş ki, siz hazır bir arada bulmuşken bari size bize bir seçim şarkısı yapın, meclise alacağım sizi söz. Ama fake hesabımdan istemiş. Oyu verdim. Muhtemelen neyse. Oyu verdim. Burnumu ben bugün oyu verdim. Oy verdim. Agabi'den iki tane mesaj geldi. Agabi. İlkinde demiş ki, bir olimpiyat altını madalyasının içinde sadece %3 oranında altın olduğunu biliyor muydunuz? Güzel. Bunları biliyor musunuz? İkincisi de farkları. Şu. Küfür edilmiyordu değil mi? Evet. Edilmiyorsa orayı böyle ufaktan sana söyleyip şey yapacağım. Yanlış. Herkes ele minnet edeceğini közleyip kendi yumurtalıklarını yesin. İyi akşamlar demiş. Tebrik ederiz. Bunları hiç Agabeyi çok seviyorum. Burak ya, nerelerdesin sen Burak ya? Ya. Ünlü oldun, bizi unuttun Burak. Ya yazıp duruyorsunuz arkadaşlar, sevgili cemaat grubum. Kim sevgili o? Oğuzak, Mert ve Uğur. İzliyor musunuz? İzlemiyorsunuz ama yazıp duruyorsunuz. Benim burada aklım karışıyor. Sizi sessize alıyorum önce. Aklım... Ferhan rapi bıraktım demiş Rudy. Oha! Ferhan rapi başladı mı? Olcay Cömert... Ya. Olcay Cömert güzel bir soru sormuş. Gerçekten bunu konuşalım. Bu hızlı tren olayı Ankara, İstanbul'da gerçekleşen organizasyonlarda sizce bir artışa yol açar mı? Ankara'dan buraya gelen olur da buradan Ankara'ya giden olmaz bahsedelim. Aynen. Çünkü evet. Söylediğim gibi burada insanlar, dinleyiciler, güya dinleyiciler, sözde dinleyiciler, dinleyici müsveddeleri evet. Şu semtte ne zaman çıkıyorsunuz, bu semtte ne zaman çıkıyorsunuz? Tabii Haydarpaşa'da uzak bir yere olduğu için... Bir otobüse binip sahne aldığınız yere gelmek akıllarına gelmiyor o yüzden. Evet. Bir de Haydarpaşa uzak. Tabii Haydarpaşa'ya hiç gitmezler. Ahmet Sözgen demiş ki, abi okuyun lütfen ya. Daha azalmışız. Evet. 850 o zaman hatırlatmamı... 794 oldu. Cevabı o anı yaşadım. Hatırlatmamı yapayım o zaman. arkadaşlar bu yayının linkini Twitter ve Facebook'larınızda paylaşırsanız
daha fazla izlememize sebep olursunuz. Ve daha çok soyunmamıza neden olursunuz. Hayır! Zeus demiş ki, abi görmüyorsunuz. Abi, ebeğinin şarkısını söyler misin demiş. Ebeğinin bin olsun söylerim. Atakan Geniş demiş ki, hayır isyanı anlatıyorsa konserlere eğleniyor musun diye sorulması garip geliyor. Atakan, ben senin Gezi direnişlerine hiç katılmadığını düşünüyorum. Senin hatta hiç protesto olmadığını düşünüyorum. Çünkü Gezi direnişinde 20 gün boyunca herkes çok eğlendi. Çok eğlendi. Ve isyan ediyorlardı ve direniyorlardı. Tabii park kapattık. Yani özgürlük direniş, isyan... Slogan gibi. Özgürlük. Vesaire, protestik illa böyle çatık kaşlarla, illa taşlarla, sopalarla yapılacak bir şey değil. Taşa sopaya karşıyız. Esprilerle, gülerek, şarkılar söyleyerek de yapılır. Taşak geçerek yapın. Yapın. Yani küfür ediyor mu? Yeter ya. Taş atmasın, taşak geçsin daha güzel abi. Mesela Emrecan'ın albümünde protest bir hep şarkı var. Küfür ediyorsun. Ferhan gider misin? Gider misin Ferhan? Ferhan küfür ediyorsun. En soldaki Kayıpşehir'deki Apache değil mi? Evet. En soldaki. Sırf Kayıpşehir'deki değil, direkt Apache. Ayıp lan. En soldaki. Direkt falan değil hani. Hani. Anne. Hani. Kayıpşehir'de Apache rolünü oynadı. Carol Black demiş ki, Server abi üzerinde en çok zaman harcadığım parça hangisi? Şu an yaptığım, Ender abiyle yaptığımız albümdeki parçalar. Ey! Serkan demiş ki, iyi yayınlar ve iyi akşamlar hepinize. Yeni yeteneklere yönelik herhangi bir workshop ya da veya yarışma düzenlemeyi planlıyor musunuz demiş. Bunu yapabilmemiz için bizim gerçekten istediğimiz konuma gelmiş ve hedefimize bir nebze ulaşıp yapma abi çok güzel. Birazcık aralayım ya. Ne baksana. Ama çok soğuk gibi soğuk. Yani şöyle, yeni yeteneklere destek vermiyor değiliz. Çok fazla destek verdiğimiz insan var. Fakat İnsanların arasından rastgele seçip, aa bu yetenekliymiş, destek verebiliriz diyebileceğimiz bir hale gelebilmemiz için öncelikle bizim hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Daha biz hedefimizin yarısına bile ulaşamamışken, kendi yolumuzu bir kenara koyup başkasının yolunu açmamız zor. Önce bizim yolumuz sonuna kadar açılsın, biz zaten yetenekli olan, yani şu an bizim abilerimiz dediğimiz MC'lerin düştüğü hataya düşmeyeceğiz. Yetenekli arkadaşların önünü açacağız eğer biz bir gün istediğimiz yerlere gelebilirsek. Oh, sen okumak ister misin? Sen niye bakıyordun herhalde? Ben bak, oyuncağın olmuş gibi hissettim zaten. Ne haber? İyidir. Ne yapıyorsun? İyidir. Motorunu İyidir. Göremedim ya. İyidir. Dipleri çıkmıştı. Açık karnı uçları sarı yine. Biraz gezi olaylarından bahsetsenize, neden şarkı yapmadınız mesela? Bunu zaten yayının başında söyledim, tekrar anlatayım mı? Bence tekrar anlatmayayım çünkü bu yayın yarından itibaren tekrar izleyebileceksin. Ne? Yayından başını. Öyle mi? Tabii canım. O kadar. Çok para verdik bu sistemlere biz. Ne olacaktı? Hala anlık bir şey olacak. Tamam, şu an beni kaydediyor diye düşün. Etmesin işte ya. 700 kişiye nasıl anlatacaksın kaydetmeyin diye? 700 kişi etmeyin kayıp. Ağaçtı. Etmiyorlar değil mi onlar? Peki, sen onlara güvenmiyorsun musun? Sen dinleyicilerine güvenmiyor musun? Ben kaydetmeyin demedim ki. Ben dedim. Ben dinleyicilerime güvenmiyor muyum? Söyle. Abi çok yakışıklısınız. Serdar, Beta ve Deniz abi Ferman hariç. Eren Demir de. Hadi bin yapın, daraldım ben, çıkartayım şunu ya. Abi haklısınız ya, ben Devrep'e Yalova'dan gitmiştim, gitmeye de devam ederim. Helal, helal olsun, helal olsun. Olsun. Bir dahaki konsere sana bilet alacağız gel diye. Ben alacağım menajer olarak, alacağım yani. Niye bak? Ya bu sözler unutuluyor çünkü, o yüzden. Soyunucularımız kimler? Bunu bir müzik olarak söylememiş, yani idol olarak da. Sartre, evet. Siz söyleyin sonra. Steve Jobs. Harun Yahya. Ben ciddi cevap vermiştim. Ben de ciddi cevap verdim. Sana bu niye ciddi geldi? Steve Jobs, idol. Evet, aynen. Olur abi, niye olur? İyi olur. İyi olur tabii. Senin Deniz? Benim idolüm kim? Hiç düşünmedim idolüm kim diye yani. Örnek alıp da onun... Ne bileyim, gelmedim hiç aklıma bir şey.
Ben de söyleyemem öyle bir şey. Ben niye söyledim o zaman? Hemen. Berkay Gündoğdu demiş ki dediğiniz gibi direniş ayrıca özgürlük oldu. Bursa'da bir park 20 gün boyunca herkesin sanatını göstereceği bir yer oldu. Ya, aynen öyle, aynen öyle ya. Direniş sanattı ya, sanat. Sanat. Ve tekrar direneceğiz biliyorsunuz değil mi? Tekrardan okulların açılması, ligin başlaması. Tekrar güzel günlere geri döneceğiz yani. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler. Açık, bembeyaz sayfalar. E'ler açık ama. Camel Black demiş ki, abilerin bandrollü albümlerde küfrün yasak olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ne de olsa yasak değil arkadaşlar, ilk verse kadar dinliyor Kültür Bakanlığı, ikinci verse'ü dinlemiyor. Eğer bandrollü albüm yapmak gibi bir niyetiniz varsa ikinci verse'de küfür edebilirsiniz. Benim de 2009 yılında yaptığım albüme bakarsanız tüm argolar ilk verse'lerde sansürlü olup ikinci verse'lerde sansürsüz. Gördüğünüz gibi bir sorun çıkmadı. Ama ben şarkılarda çok gediğine oturmadığı sürece küfür etmemekten yanayım. Evet. Ki günlük hayatta da çok gediğine oturmadıkça küfür etmemekten yanayım. Çünkü bir insana bir konuşarak zarar vermek istiyorsan küfür etmeden onu küfür etmişten çok daha beter yapabilirsin. Bu da biraz zeka işidir. Yani sürekli küfür etmiyorsan bu senin zaten yaratıcı zekanın olmadığını gösteren bir şeydir bence. Şunu cevaplayayım artık, çok şey yaptım çünkü istedi de. Neydi, Görkem Aydınlık. Çapulcu, Cemil, Can Eylem. Burası gerçekten çok soğuk. O yüzden üstümde bu hala duruyor. Hatta bir şey daha olsa bir şey daha giyerim. Burası çok sıcak ben. Soğuk ya. Abi beni de bir okursan ismini söylemeyeyim. Size rüzgar mı geliyor şu an? Çünkü bana burada 100 tane mention geliyorsa 60'ı ya freestyle ya kapella. Atın isteği. Yani hepsini topluca okumuş oldum böylece. Hangi takım tutuyorsun belki? Beşiktaş. Serhan. Ama çok takım tutuyor. Tutuyor. Beşiktaş. Ben de Galatasaray'ım bu. Peki Ultra Aslan neden böyle yaptı? Neden böyle oldu? Ama Ultra Aslan'la hiç ilgilenmiyorum. Yani o yüzden değil problem değil. Peki yani Ultra Aslan ya. Galatasaray'ın ne kadarını oluşturuyor? Ultra Aslan da kendi içinde bölünen bir grup. Bölündü mü peki bu gezi? Fenerbahçe'nin... Gezi olaylarında biraz, yani biraz bölündü, biraz bölünmedi. Yani bilmiyoruz, şeylerde göreceğiz. Lig başlasın. Evet. Yo, ilk maçları görelim, o zaman belli olacak her şey. Bu soru hepinize. Freestyle King 3'ün galibi, Ufuk Yılmaz'ın galibiyeti... Ufuk Yılmaz kim var? Ufuk Yıkılmaz. Ufuk Yıkılmaz'ın galibiyeti, hak ederek kazanmadığını söyleyen bazı zihniyetler var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum canım. Sagopa Kajmer'in tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Keşke ben tutuklansaydım onun yerine. Atakan demiş hiçbir şey düşünmüyorum. Demiş ki 2005 yılında olan Milan Music Factory yarışmasından biraz bahseder misiniz? Tabii. Neler oldu, neler yaşandı? 2005 yılında Milan Music Factory yarışması oldu. 3 gün workshop yapıldı. Sonra sahneye çıktık. Ben birinci oldum. Keşke benden de bahsetseydin. Ha doğru. Bu arada 2005 yılında 2006 bu arada. 2006 evet abi. 2006 yılında kazandığım Miller Music Factory yarışmasında rakiplerimden biri de Ferhan'dı. Bir halk oynaması vardı workshop'tan önce. Workshop'a gidecek kişilerin seçilip o gün birincinin belirlenmesini kararlaştırmak adına bir halk oynaması yapıldı. Her kategoriden kalan 10 kişi arasında. Oradaki rakiplerimden biri de Ferhan'dı ve bir sürü fake account'la kendini sürekli birinciye yükseltip duruyordu. Ve ben ona çok uyuz olmuştum, tanımıyordum onu. Freestyle King 4 düzenlenecek mi, bir bilginiz var mı? Düzenlenecek bilginiz olacak. Var. Ulaşa sorun. Aynen olacak. Olacak, olacak. Ben size söyleyeyim. Bir sefer daha olmayacağım. Kesin belli oldu mu sonuçlarla? Davam. Sonuçlarla. Çünkü bir şey değiştirmiyor. Ice hakkında iyi düşünüyoruz. Peki bizim daha kaç kere üçüncü kişilerle ilgili ne düşündüğünüzü sormayın lütfen diye rica etmemiz gerekiyor. Bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir şey var, bizim burada kimseye o bok, o kötü, o iğrenç demeyeceğimizi bilin yani. Değil mi? Ben diyeceğim. Niye bir şey diyelim ki? Ben diyeceğim. Ama onu istiyorlar. İşte onu istiyorlar. Beta sanırım itikata çekildi. Sabuk sohbetinde hangi konudan bahsedeceğini düşünüyor. Niye susun? O şey kaydolduğunu duydu ya yayınlanmış. Yanlış bir şey söylemedi hiç konuşuyor. Geçmişte ne söylediklerini düşünüyor. Ulan şöyle şöyle dedik de şimdi. Nereye gider bu otayı? Boş abi. Böyle böyle yaptık. Kimse bir saat izlemiyor zaten. Bir aralar yayınlanan Rapstar yarışması sizce de rezalet miydi yoksa iyi bir organizasyon muydu? Bence şeydi ya, yarışmaydı. Normaldi yani. Normaldi.
Leşker, Asakir'in doğum günü bugün abi. Yanlarında bir insanın olması çok yanlıştı. Bir müzisyenin olması çok yanlış. Çok doğru. Çok doğruydu. Çok doğruydu. Çok doğruydu. Çok doğruydu. Çok doğruydu. Çok doğruydu. Hip-hop'tan çok saptı. Abi müziği sen hip-hop, rock, metal bilmem ne diye kategorize ediyorsan öyledir. Ama müziği evrensel görüyorsan, müziği müzik ediyorsan... Abi ilk defa yapılmış bir rap star yarışmasında rap oldu. Abi... Tamamen içi rap sen oldu. Sen %95'i rap, rapin ne olduğunu bilmeyen, rap dinlemeyen bir ülkede majör bir kanalda rap yarışması yapıyorsan... Evet, tak diye öyle bir anda... Yapamazsın abi, kimse yani, izlemez o zaman. Hani o zaman kimse demez çok ki. Çok güzel formatlar hayır, bulunabilir. Hayır, yani biz şunu hayır, yapsak çok daha iyisini çıkartırız. Hayır, kimse yani demezdi ki o zaman, ulan bu rap neymiş bir bakayım. Ama o, işte televizyon kanalına çıkartabilir miydin böyle bir... Ben de ondan bahsediyorum, dinlesem zaten onu. Hayır, evet ama hani o, yine orada yapılması gereken o değildi. Oydu. Değildi. Oydu. Bakın bakış açısı. Sadece yarışmacılar daha iyi seçilebilirdi. Yani evet. Ama işte piyasadan kimse katılmaya... Bence mantıklıydı. Var olan pop şarkılarına rap eklemek çok mantıklıydı bence. Yani böylelikle rapin, eğer o eklenen rapler yeterince sağlam olsaydı, o pop şarkılarındaki sözlerden çok daha dikkat çekici, çok daha güzel sözler içerebildiğini kanıtlamış olacaklardı. O yüzden yarışmacılar iyi seçilseydi konsept, format çok doğruydu. Bilmiyorum. Sedat Demir çömpiyor. Ben yoktum herhalde. Şey demişsin, Ender abiyle iş yapacağız tabii gibi bir şeyler söylemişsin. Evet. Biri de bunu çarpıtmış, Facebook'ta şey yayıyormuş. Python Feet, Norm Ender. Ya ben Norm Ender'e niye Ender abi diyeyim lan? Manyak mısınız ya? Yaşıtım insana niye abi diyeyim ben ya? Ender abi derken Ender Çabuker'den bahsediyorum. Python Ender'e? Yılların Ender Çabuker. Evet. MC Ender 98'de albüm evet, var biliyorsunuz. Şu an olacak. Pum. Büyük para, büyük araba, büyük kalçalı kızlar. Küfür etmiş işte. Kalça demiş o mu? Dedim diye kötü hissettim kendimi. Kalça daha... küfür değil. Taşak da küfür değil o zaman. Ben içmeden gel artık buraya. Baba ne o? Freestyle King 2'de sizce de Beta'nın hakkı yenmedi mi? Beta'nın? Yok ya. Hakkı yenmedi. Yok yenmedi bence. Bence yenmedi çok güzel. Yani olması gereken. Bilmem 3'ü hiç hatırlamıyorum. 3'te muhtemelen kötüydüm ama yani çok kötüydüm. Böyle aptal aptal küfürler savurdum muhtemelen de. 2'de hani yine gerçek performansımı yapmadım diye düşünüyorum. Çünkü karşımda Ice vardı ve Ice çok başarılıydı. Önceden de hep en iyi onun freestyle yaptığını düşünüyordum. Ve bileğinin hakkıyla gerçekten kazandı. Ve olması gereken oydu. Niye düşünüyorum? Ben yani şahsen açıkçası. Yok zaten. Kanımca. Hiç. Değil mi? Tabii. Deniz. Server abi cevaplarsan sevinirim. Merak ediyorum mikseri hangi programda yapıyorsun? Bir de amatör için monitör çok gerekli midir? Değildir. Hiç önemli değil. Çünkü ben senelerce bu kadarcık hoparlörlerle mix yaptım yani ve Sound Blaster ses kartıyla ve çubuk mikrofonla kayıt yaptım. Yani hiç önemi yok böyle şeyin. Günümüzde hani önemli olan ruhunuz yansıtabilmek. Yani, yani günümüzde bir video çekip falan hani karşısına geçip bir şeyler söylediğinde o insanları etkileyebiliyorsan yeteneklisin demektir. Webcam'in karşısına geçip bir şeyler konuşan ya da şarkı söyleyen bir çocuk dünyanın en profesyonel kamerayla çekilen kliplerden daha fazla izlenebiliyorsa sizin de böyle çok pahalı mikrofonlar, pahalı ses kartları, pahalı hoparlörler vesaire kullanmanıza gerek yoktur. Siz eğer işinizi doğru yapıyorsanız, o ruhu yansıtabiliyorsanız zaten başarı sizi bir şekilde bulur. Onlar zaten kötü bir monitörde iyi bir mix yaptığında iyi bir monitörde iyi çıkacaktır zaten. Aynen öyle. O materyaller zaten zamanla gelecektir. Mr. Berg, material is good. Material is good. Constructivism. Ne is it? Constructivism. Constructivism. Hepimizi çaldı bir anda. Evet. Piton, evlilik olacak mı yani? Bu arada, bir şey ne zaman olur? Şu an gündemde öyle bir durum yok. Ne zaman olur? Allah'tır. Müjde, müjde! Ferhan falan yazmış da müjde. Ben de ona müjde, müjde demek istedim. Bu arada benim telefonum, ben telefonumla denize girdim.
Öyle olunca çalışmıyor. Deniz iyi misin? Çok sıkıntılı şeyler yaşadım. Sonra anladım ki öyle olunca çalışmıyormuş telefon. Bunu fark ettim. Ben su geçirmez zannediyorum. Şimdi Berk'in telefon numarasını veriyorduk. Aha, ve sonra Berk'in numarasını veriyorum. 0500. Ve beni arıyorsunuz. Ben de kimin aradığını bilmiyorum. Kim aramışa da sormuyorum. Sormayacağım da. Neden onu? Rap müzik yapmak isteyen bir genç sizce free beat mi kullanmalı yoksa satın mı? Free beat kullan. Free beat kullansın, rapini geliştirsin. Ne yapacağım abi? Var var. Berk. Berk'in telefon numarasını veriyorum. Dev Rap Freestyle organizasyonu hakkında ne düşünüyorsun? Sizce başarılı mıydı yoksa bu işi sadece hip hop like'ın yapması gerekti? Arkadaşlar Berk'in telefon numarasını veriyorum. 0536 345 27. Gerisini siz bulun. 99 tane ihtimal yapar. Ama ben telefonları şöyle açtım. Tamam tamam tamam, intikam aldım. İntikam aldım. Ya hep suç aldı benim telefonum. Hiç kimse kendi dinlen bak. Nedense ben hiç üzerimi alınmadım. Arkadaşlar, beta numarasını veriyorum. 0532 278. Öyle işte. Bu arada şey var mı? Canlı yayın bağlantısı alabiliyor muyuz? Hat yanında mıdır bakayım? Hat yanındaysa şu şey... Ben, hat kim için ya? Freestyle hangi grup yaptığını? Oraya bak, kaç oldu? Yeni yaptı yoksa hip hop life. Onu takamayız abi, onu kullanıyorum. Başka bir şey yaparız. Onu kullanıyorum. Şeyler var. Onu değil, benim hattımı çıkartacak, telefonla takacağız. O telefonun şarjı yok abi. Tamam o zaman, yapamayacağız. Tamam. Herkes kırmızı giymiş, Server abi beyaz giyerek yine farkını göstermiş. İşte farkım bu benim. İşte farkım kırmızı. Berk telefonuna hat şey, hadi şu numara, şunu takalım telefonuna. Piton. Adım benim, adım sanat, benim için soyun. Red, sanat için soyunmayı bırak, kızım baban için giyin. Piton'a gönderme var mı? He, gönderme var he. He, gönderme he. Ya ne kadar... Hayır, açılıyor mu telefonun? Oha, hiç sesi yok ki. Doğru, ne? Olmaz mı telefon? Ne ya? Hat varsa abi. Ha, hem hoparlörü, ya hoparlörü normal dinlediğin seviyede. Server, bile değil abi. Sana tweet atan bir öğretmen varmış. Hip hop'la ilgili. Sana tweet atan bir öğretmen varmış. Hip hop'la ilgili kitap da yazmıştı. Ondan evet. Biraz bahseder misin? Kendisi araştıran, kitap yazan, büyük sevdiğimiz bir kırık atma. İnsan. Kitabını okumanızı tavsiye ederim. Evet. Kayda değer soru yoksa muhabbet edelim ya. Atladığım bir şey olmasın da. Hazır oyuncağı yeni, başlayalım. Yeni gelenlere bak da. Kulak kıyamayayım ha. Yeni gelenlere bak. Yeni gelen. Kulak ye. Sen ne düşünüyorsun freestyle yarışmaları hakkında? Yani bir tane daha yapıldı, bir tane daha İyi. Yapıldı. Abi paramız yok, siz arayın biz katılalım demiş. Hip hop dinleyen insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dinlemeye devam etsinler. Hip hop dinliyorlar. Hip hop dinliyorlar. B. İyi ki dinliyorlar. Server abi çok atarlısın be. Değil mi? Biraz önce bir at... Kafa atarlı. Abi sorun. Sen hallettin mi hat olayını? Hat var ama telefon yok. Berk'in var. Yok bir şey yok. Evet. Vallahi Ferhan'ın numarasını veririm ha. Vallahi bir şey olsun orada Ferhan'ın numarasını veririm yani. İşte telefonumuz olsaydı canlı yayın alırdık ama yok. Evet, maalesef telefonumuz yok, o yüzden canlı yayın alamıyoruz. Bir sonraki yayınımıza söz vermesek de bir vaatte bulunalım. Bir sonraki yayınımıza daha donanımlı gelip canlı yayın telefonları alacağız. Evet. Bizi arayabileceksiniz. Server, duş alırken hiç kendi şarkını söylüyor musun? Evet, çok. Harbiden mi lan? Ya hani bir şarkı yazmış oluyorum ve onun kaydına gireceğim mesela. Onun kaydına girene kadar flowları, tekniği oturtmak açısından onu sürekli tekrar ediyorum. Ya da mesela duş alırken söz yazdığım da oluyor. Tuvalette söz yazdığım da oluyor. Tabii bunu kağıda yazmıyorum, beynime yazıyorum. Ama sürekli bunu sesli bir şekilde tekrar ederek yapıyorum. Mesela geçenlerde bir şarkı yaptık. Deniz ve Berk'le beraber, ileride dinlersiniz muhtemelen. O şarkının sözlerini ben tuvalette yazdım beynime. Ama söyleye söyleye yani, tuvalette o şarkıyı söylüyordum.
Sonra hemen tuvaletten çıktığım gibi geldim, notepad'e yazdım unutmayayım diye. Ben sıçarken rap yapıyorum, sen rap yaparken sıçıyorsun hep. Berk abi, Bora Akkaş'la yaptığınız şarkılar çok güzeldi. Halen de dinlerim. Yeniden şarkı yapmayı düşünür müsün? Bora'yı gaza getirirsek... Bora Akkaş. Bora ile beraber. O Bora ile alakalı bir durum. Bora Akkaş. Biz seviyoruz Bora'yı. Çok seviyoruz. Ben Bora'nın rap yapmasını isterim. Ona da söylüyorum. Yapar ama. Bence yapar. Yapar ama. Yapar ama. Mor? Yapar ama. Ben de MC Kubur'un rap yapmasını istiyorum. Evet, MC Kubur geri dönecek. MC Kubur sonunda. Niye orada saklanıyorsun ya? Örük buradayım ya. Niye oradasın? Çıksana oğlum. Ya hadi çık ya. Örük, ben buradan duyuyorum, izliyorum sizi. Ya sen niye çıkmıyorsun ki orada? Beni de o Bieber Star'ın arasına itelim artık biri olarak. Tamam. Tamam. Freestyle'de neden bu kadar çok küfür ediliyor? Sizce rakibini küfrederek mi yenmeliyiz? Bir tane tane küfür, hiç küfür kullanılmadan freestyle yarışması yapılsa çok güzel olur bence. Ben niye bu kadar çok küfür edildiğini açıklayayım. Kurbağa nedense. Öncelikle bir açıklayayım. Şimdi freestyle biliyorsunuz karşısındakine en fazla lafı sokanın kazandığı bir yarışmadır. Şimdi sen o an doğaçlama laf sokarken aklına gelen ilk şey laf sokma olarak küfür olduğu için küfür ediliyor. Bir de burada... seyircilerin bilinçsizliği devreye giriyor. Adam görüyor orada, ulan önceki yarışmalarda ve önceki roundlarda adam orada küfür ediyor, millet seviniyor, bağırmaya başlıyor, alkışlamaya başlıyor. Diyor ki o zaman ben de birçok MC arkadaşım bunu yapıyor yani. Küfür edeceği yoksa da küfür ediyor. Çünkü diyor ki adamlar küfürü alkışlıyor, onlar ne kadar alkışlarsa ben kazanıyorum. O zaman küfür edeyim diyorlar. Ya. Yani burada dinleyiciye aslında bir pay düşüyor. Küfür eden adamı, bir kere iki kere küfür eden adamı yuhlarlarsa zaten kimse küfür etmemeye başlayacaktır. Freestyle yarışması. Bir şey soracağım, biz bunları da okumalıyız size. Oradaki yorumlara bak. Ha, oradan okuyabiliyorsan tamam. Evet. Arkadaşlar bu YouTube'a yaptığınız yorumları da Ferhan okuyor şu anda. Beat yapmak istiyorum, nereden başlamalıyım? İsmini de oku da. Alihan Yılmaz demiş ki, beat yapmak istiyorum, nereden başlamalıyım? Bana sorarsan en başta müzik yapmayı öğrenmekten başlamalısın. Nereden başlamak? Niye, program olarak mı? Program hakimiyetinden önce bir müzik eğitimi alarak başlamış evet, daha programa hakim olması bir şey ifade etmiyor. Evet, herkes program. Ben Kübeys'e hakimim ama müzik yapmıyorum. Yani altyapı yapmıyorum. Abi Murat Altıngöz demiş ki, abi Olimpos tekrar doğacak mı? Doğsun amey. Doğsun. Öyle bir yazmış ki zaten bak orasını direkt. Güzel günlerdi, güzel. Hep şeyden. Şu devrap freestyle ile ilgili bir şeyler söyle. Evet, rezalet bir hile var mıydı söyledim falan diyor. Söyle. Sen bana özenli sınırcı mı aldın lan? Simikti. Yapıştır. Devrap freestyle yarışması... Dev gibiydi. Bir kere şunu söyleyeyim. Öyle kuralları şike falan filan diye bir şey yoktu. Yani... Ben çektim, DJ'ler çekti, birileri çekti, bir şey yok. Bu arada şike... Allah çektirmesin. Çektirmesin. Bu arada şöyle bir şey, ben mesela hakikaten çoğunuz biliyordur. Bilmeyen de vardır. Piyasada o kadar uzak olduğum için. Neymiş? Groggy ile Hydra disleşmiş. Ben bunu size yemin ediyorum bilmiyordum. Joker ile Allame'nin küs olduğunu da bilmiyordum. Ve hani zorla siz onları kapıştırdınız. Ben kapıştırmadım. O kuralların çoğunu ben çektim, ben de kapıştırmadım. Yani ve sonundaki yok kavga oldu oldu şike vardı bilmem ne var. Hiçbir şey yoktu orada. Siz şey böyle yani... hani şey yapmıştır. Kavga olan adamları denk getirdik falan diyordun. Ha o ayrı. Hani şike olsaydı zaten bana en baştan şey inşa verirdi. Ben de hiç çıkmadan bir tur atlamış olurdum. Ya bir de şöyle bir şey var. Çok açık konuşuyorum. Şike mevzusu olsaydı belki birinci yapardım. En yakın arkadaşlarımdan biri olan herif. Yani Hydra mesela iyi bir insan. Orada tanıştım. Hani bence iyi de freestyle yapıyor. Ama hani benim en yakın arkadaşım Berk. Ben onu birinci yapardım. Groggy ile Hydra'yı bir araya getiren de sizdiniz. Yani bağıra çağıra, alkışlaya alkışla illa onlar birbirini yesin diye. İşte bize bunları sormanızın sebebi de o. Yok onun hakkında ne düşünüyorsun? Yok bu illa birine küfredelim, illa birinden nefret edelim. Bir şey olsun, olsun, bu olsun. Ya Türk insanı kavga izlemeyi seviyor. Seviyor, yani öyle yani kavga izlemeyi. Sokakta kavga ettiği zaman hemen izliyorlar. Ayırmak yani aynı şekilde müzik de böyle ve en kavgalı olan müzik türü... Ha, organizasyonla ilgili şunu söylersem... altyapısı kesinlikle sağlam olmayan bir organizasyondu bence. Ooo, şok şok şok.
Deniz Gür Zumari sunuculuğunu yaptığı yarışmayı eleştiriyor. Eleştiririm tabii. Niye eleştirmeyeyim? Yani orada sonuçta ya yani orada... Kendi şarkılarımızı da eleştiriyoruz. Orada kavga çıkıyor, bir şey oluyor, millet alkışlıyor. Yani neyin alkı? Kafama kaç tane şişe geldi. Bir şey, şişe kapakları... Şimdi ben burada organizasyon farkı demek istiyorum. Hip Hop Like Freestyle King serilerinde bin küsür insan olup herhangi bir taşkınlığın çıkmaması da bence biraz organizasyon farkından evet. kaynaklanıyor gibi geliyor. Yani o yarışmada iyi niyetle bir organizasyon yapılması için yola çıkıldı. Ama altyapısının çok daha sağlam olması gerekirdi diye düşünüyorum. Bunlar hep Amerika'nın oyunları. Bunlar hep Amerika'nın oyunları. Freestyle abi, Amerikan oyunu. Serber abi Kasımpata klibinde neden ağzıyla ateş ederken pat yapıyor? Pat demiyorum. Ha diye bağırış efekti o. Ateş ediyorum ya böyle. Hani bağırarak ateş ediyorum. Bunlar hep Zimbabwe'nin oyunu. Eren demiş ki abi sıçarken ilham geliyor mu? Vallahi geliyor. Türk insanının aklı sıçarken çalışıyor. Çakmağı atabilir misin? Belki en sevdiğin karakter hangisi yarattıklarından? Yaratmak Allah'a mahsus. MC Kubur. Yaratmak Allah'a mahsus. Ben ne yaptım o zaman? Ben Allah'ım. Tövbe estağfurullah sümme aşağı. Ozan Asutay demiş ki Server çok mu güzel bir isim ha? Server çok mu güzel bir isim? Server kim demiş onu? Ozan Asutay. Yani Ozan Asutay çok güzel bir isim. Onun bir dakika üç ismi vardı. Yok o değil. O değil herhalde. Ya ya abi ilk ismi silmiş ya. Silmiş. Salami'ydi abi. Salami. Evet Salami'ydi. Salami. Salami Ozan Asutay. Ozan Asutay. Ozan Asutay. Ayıp lan. Yapmayın. Server çok mu güzel ha? Evet. Ferhan. Peki ya sana soruyorum. Sana soruyorum. Ferhan çok mu güzel? Çok güzel. Abdülmuttalip sana soruyorum. Abdülmuttalip çok mu güzel? Çok güzel. Freestyle'de yuvalamak. Ha sen çok oynamış. Ha sonra. Peki ya sen var. Sen çok güzel. Abi cevap versen sevinirim. Sizce Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi rapçi kim? Benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Rıfat. Benim. Hasan demiş ki Olimpos batarya gibi küllerinden mi doğacak? Batarya. Öyle bir şey yok ya. Olimpos bitti arkadaşlar. Olimpos bir daha da... Daha da gelmez. Daha da Davos'a gelmez Olimpos. Daha da Davos'a gelmez. O zaman sohbet edelim. Bence de ya. Teniz evet. Okumayı bırakıp. Hadi. Şöyle yap. Buradan değil. Buradan. Oradan. Heh. Kapattım. Bıraktım ya. Telefonumu. Sen de bıraktın mı telefonumu? Bırakıyorum. Ben... Alo tamam ben kapatıyorum şimdi. Tamam. Sohbet edeceğiz bari. Hadi. Ben de bıraktım telefonu. Ben de bıraktım. Evet Ferhan. Mısır'da neler oluyor? İçinde yumurtalıkların geçmeyen bir cümle kuracak mısın bakalım? Mısır. Mısır'da neler oluyor? Darbe. Darbe mi? Devrim mi? Askeri darbe. Darbe. İlk başta yapılan devrim miydi? Bahar, Arap Baharı. Muhtemelen. Karşı devrim. Karşı devrim. Peki devrim, devrimin rehavetine kapılıp askere güvenmek mantıklı bir hareket miydi? Hayır. Bir devrim askerle olmaz ki zaten. Yok, devrimin rehavetine kapılıp askere güvenmek lazım. Biz neden Mısır'dan bahsediyoruz? Bizim ülkemiz bu kadar karışıkken peki? Çünkü bizim ülkemizin birçok çoğunluğu ülkelerin en merkezi yerindeki olayları görmezden gelip Mısır'la ilgilendikleri için biz de şu an onu yapıyoruz abi. Mısır'dan bahsederek mi? Evet. İnsanoğlundan bahsediyoruz ya. İnsanlardan bahsedeceksek şundan bahsedelim. İnsanlar neden savaşır? Daha temeline inelim yani. Mısır'la Türkiye'yle kısıtlamayalım bunu. İnsanlar neden savaşır? İnsanlar sadece belli başlı sayılı adamın daha zengin olması için savaşır. Yani insanlar silah ticareti. Ve daha neler neler. Evet. Yani. Barış olduğu için insanlar savaşır. Barış ne kadar olmuş biliyor musun? Son 500 yılın dünyada 20 yılı mı ne barışta geçmiş öyle bir şey. İnsanlar barış olduğu için savaşmaz. Hayır.
tamamen hani... İnsanlar savaştan yorulunca barışır. Ancak. Doğru olduğu için... O da tekrar şarj olana kadar sürer. Doğru olduğu için yalan diye bir şey vardır. İyi olduğu için kötü vardır. Negatif olduğu için pozitif vardır. Barış olduğu için savaş vardır. Negatif olduğu için mi pozitif vardır yoksa pozitif olduğu için mi negatif vardır? İkisi de. %50 %50. Bunlar işte yin yang felsefesi. Kuantum. Her şey zıttıyla tanımlanır öyle mi? Evet. Kuantumla ne alakası var? Aynen. Tamam da geliyor kuantum. Yani bir şeyin bir değeri varsa değeri de vardır diyor. Hani sen öyle değil abi. Kuantum. İzafiyet teorisi. Hı. O görecelik kavramı. Evet. Kuantum başka bir olay. Evet tamamen hani feng shui, feng shui. Yani. Rüzgar ve su. Yani her şey zıttıyla mı vardır diyorsunuz? Evet. Her şey zıttıyla. İnsanın zıttı ne? Bunu düşüneceğim. İnsan olmamak. Sanlıktan çıkmak. Sanlıktan adam mı insan olur? İşte adam mı? İnsanın dibisi. Bence her şey zıttıyla olmak zorunda değildir. Boğazım falan şişti gerçekten. Gerçekten boğazım şişti. Bir de niye biliyor musun? Şuraya çarpıyor. Evet abi. Tamam bize doğru çevir. Yukarı dur şöyle yaparsak olabilir mi? Yok ellemeyeceğim ben voltumu giyeyim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızının zıttı ne? Green'in zıttı ne? Berk. Pantolonun zıttı ne? Hoparlörün zıttı ne? Mikrofonun zıttı ne? Şapkanın zıttı ne? Tokanın zıttı ne? Saçın zıttı ne? Kulağın zıttı ne? Burnun zıttı ne? Gözün zıttı ne? Her şeyin zıttını söyleyeyim mi size? Server. Ne? Her şeyin zıttı. Zıttır git. Mısır. Mısır. Magazin izliyor musunuz hiç? İzliyorum ben. Sen... Ben izlemiyorum. Sen izliyor musun? Denk gelmem lazım. Gece uyurken çok televizyon izliyorum. Ne düşünüyorsunuz o magazin programları? Çok kıskanıyorum ben o hayatları. Diyorum Allah'ım nasıl arabalar, nasıl reynalar, sortiler. Kızlar diyorum nasıl o onunla o onunla. Diyorum oralarda olsam ben neler yaparım diyorum. Ben sonra... arada denk geldiğimde şu magazin programlarına hani birkaç isim var. Yıllardır hiçbir iş yapmıyorlar. Hülya Avşar gibi. Evet. Hülya Avşar gibi. Mesela jüri üyeliği. Dur geçen kim? Ece Erken. Ha. Değil mi? Abi, program sunuyor abi. Yani program yapıyor olması bir magazin programında yarım her saat boyunca onun haberi yapılması. Yani bir insan ünlü simadır. Çünkü ve o Ece Erken. Aynen öyle. Selebriti. Ünlü bir sima olmak. Ünlü bir aslında sima. Aslında o magazin artık birazcık da sanatçının ya da sana tırnak içinde o ne diyelim görsel medyanın sevdiği insanların kendi aynen tercihi mi oldu tamamen? Hani mesela bazıları şunu yapıyor, çekme kardeşim. Bazısı da çek kardeşim diyor. Bence bundan çektirenler. Ve şu anda ben bir iki tanesine denk geldiğimde çektirenler var sadece. Bazıları da kamera kapalıyken çek kardeşim deyip kamera açtığında çekmemelerini söylüyor. Aha. Hayır bazıları öyle de ama ikisi bazıları ayrı. Bazıları var diyorsun. Çekme diye böyle. O karin. Sen ne düşünüyorsun? Magazin hakkında mı? Mesela Cem Yılmaz da bundan uzak duruyor ama hani ona geliyorlar magazinciler. Hani çekmek istiyorlar. Ve o da kaçmaya çalışıyor, çekme, oradan da doğuyor. Şey, şimdi ben şöyle bir şey... Teoman yumruk attı. Adam, tamam mı, Teoman'dan ele alalım. Bu herhangi bir ünlü sima olabilir. Herif gidiyor Taksim'in en bilinen barlarına. Sonra çıkışta magazin orada sonu çekiyor diye kızıyor onlara. Senin gece eğlenebileceğin yer, tüm magazincilerin bildiği, tüm insanların bildiği en merkezi yer midir sadece? Ya da gidiyorlar Bodrum'a mesela tatile. Bodrum'un ya da Çeşme'nin en bilinen mekanlarında güneşleniyorlar. Bikiniyle, sonra da bikinileriyle görüntülendiklerine kızıyorlar. Yani yer mi kalmadı sen en bilinen yere gidiyorsun? İşte ben de onu söylüyorum. Bu bir tercih meselesi. Evet. O tercih ediliyor. Ama sonra bir de sinirlendiklerini iddia ediyorlar. O iddia işte. İşte yani bu ne ikiyüzlülüktür? Yani git o zaman ne bileyim. Bir sürü sahil kasabası var. Onlardan biri de yerde. Ya ben hiçbir zaman işte demin Cem Yılmaz dedim. Cem Yılmaz'ı hakikaten o en bilmem nerede alışveriş yapmış. O arabayı evet, binin yanışında. Ne yazlıkta gördüm. Ne bir gece kulübü çıkışında gördüm. E bu adam yazlığa mı gitmiyor? Gece eğlenmiyor mu? Hepsini yapıyor. Ama bu adamın anca aynen işte öyle. Belli başlı alışveriş merkezleri var. Adam da tabii ki oralardan yapıyor alışverişini.
Çıkarken de iyi günler beyler diyor, bir şey diyor, gidiyor. Hani bazısı, onu anlıyorsun mesela. Hani bazı da yapıyor, bir kıçını başından açıp şeyde... Nişantaşı'na gidiyor alışveriş yapma. Lan Nişantaşı'na gidersen kameralar çeker. Bunda kızacak, şaşıracak bir şey yok. Git basın ekspres yolunda bir yana alışveriş var. Aynen öyle. Git oradan al. Git 212 outlet'ten yap alışverişi. Yani orada seni hiç bir magazinci yakalamaz. Aynen öyle. Ya ki ben şöyle, hani birazcık da bunun da içinde olan biri olarak, biz Taksim'in daha az bilinen mekanlarından birindeyken bazı bu piyasaya yeni giren arkadaşlarımız hadi bak şu X mekana gidelim, çıkışta magazinci olur mantığıyla çok takılıyorlar yani. Hani tabii. Bu zaten yıllardır böyle ilerliyor yani. Ya benim şöyle bir şansım olsa, bireysel ticari çıkarlarım adına konuşayım. Şuradan çıktığımda magazinciler beni çekecek olsa buradan çıkarım ve çekmelerine müsaade ederim. Bunun sonucunda beni bir kişi fazla tanıyacaksa, daha fazla para kazanacaksam yaparım. Zaten bunun için yapıyorlar. Ya bu şey değil yani, ayıplanacak bir şey değil bence. Kız arkadaşın da çıkarken ve ama onların hani, televizyonda görülmesi rahatsız etmeyecek. Sordukları diyecek. Sorular özel hayatı sonuçta olacak. Buraya yani kız arkadaşına gelecek ve kız arkadaşınla birlikte çıkarken... İşte ben o zaman yani o kadar ünlü bir sima işte. Olursam kız arkadaşımla her magazincilerin basacağı bir yere gitmem. Neden gitmezsin? Magazinciler ne gözük yani gözükmek istemiyorsam oraya gitmem. Gözükmek istiyorsam oraya giderim. Evet. Kadar basit. Ya da denk gelirim. Denk geldiğimde beni çekecekleri kadar bana değer veriyorlarsa da ne mutlu bana derim yani. Çökmeyin, çökmeyin, bilmem ne yapmam ki. Çekmeyin. Ulan ne kadar güzel. Ben demek ki bir yerlere gelmişim ki bu adamlar mesailerini beni kayda almak için harcıyor derim. Bana değer veriyorlar demek ki derim. Ne güzel ya derim. Ben magazin meraklısı bir insan değilim. Magazinden her şeyden nefret ama ediyorum. Ama magazin öyle değer yargısıyla ilerleyen bir durum değil. Yani bak, sen hiçbir değer kadar... yargısı olmadan haber yapmıyorsun. Şimdi magazincinin para kazanma hikayesi şöyle. O ara olayı ya da şeyi kim yaratıyorsa onu çekecek ve o çektiği haber başına para kazanacak. Yani bir tarafta sen varsın, bir tarafta daha ünlü X kişi. Sen olay yaratıyorsun, o yaratmıyor. Yine de onun haberini satın alır kanal. Yani bir hafta içinde 100 tane haber çekiyor. İşte 10-15 tanesini alıyorlar. Hani bu değer şeyiyle ilgili değil, aslında medyanın kimi o aralar daha çok istediği. Evet, dayatmak istediğiyle de alakalı. Medya işte. Kimi dayatır? Ona para kazandırır. Evet, reklam izlenir. Rating sağlayacak. Kim onu. Para kazandırır? İşte o arada onu yayınlarsan, mesela atıyorum Beta çok inanılmaz meşhur biri oldu. Ben Beta'yı yayınlarsam onun reklam arasında da işte az sonra Beta bilmem ne dediğinde o reklamı izleyecek. Tamam, Beta'nın muadili 10 tane adam varken neden Beta popüler olur? Survivor Taner mesela neden artık magazine çıkmıyor? Bir aralar yok Reyna'da arabanın üstünde, yok programda otlar zıplarken falan hep çıkıyordu hani. Kimden şu anda çıkmıyor. Tabii canım şu anda çıkmıyor mesela. Neden o zaman Survivor sıcağı sıcağına olmuştu? Adam hani biraz şey oldu falan filan diye hep dayatıyorlar. Çünkü o kadar hızlı ilerleyen bir şey ki evet. Yani bugün sen varsın, yarın o var. İsteyen evet. Aynı 10 kişi istersen 20 kişi ol muadili. O kadar çabuk tüketiyoruz ki yani. Peki ben neden 5 yaşından beri her magazin programında Sibel Can'ı görüyorum? Ve neden her yaza doğru Sibel Can kilo veriyor? Bu komik bir soruydu. PR'cileri çok ciddi bir maaş mı bağlamış magazincilere? E tabii ki magazin öyle de dönüyor zaten. Magazincilere para vererek de dönen bir şey bu. Yani öyle olmasa... Her yaz başı Sibel Can 2 kilo veriyor. Evet. Sonra kışın bir 10 kilo alıyor, sonra bir 2 kilo daha veriyor. Yani başlayan zaman Sibel Can... İnsanlar bunu izliyor, wow. Ne yapmıştı 2 kilo vermiş acaba diye izliyor. Yeme, ver 2 kilo, nesini izliyorsun? Formülü, kilo vermeni, formülü yememek. Az ye, kilo ver. Sibel Can'ın ne yaptığını ne yapacaksın sen? Ya bu niye merak uyandırıyor insanlarda? Şimdi 3-4 sene sonra Mayıs ayına falan denk gelecek Ramazan. Sonra diyecekler, Ramazan'dan dolayı mı Sibel Hanım? Hacca giden ünlüler neden bunu magazine ilan ediyor mesela? Eğer inanç, insanın inandığıyla arasındaki bir meseleyse bunu tüm herkese ilan etmek gösteriş budalalığı artı ticari kaygı olmuyor mu? Oluyor. İşte onun için yapılıyor zaten. Senin dediğin bu arada ya, kesim, bak demin benim bahsettiğim bir kesimde senin dediğin bahsettiğin başka bir kesim yani Sibel Can ve muadili olan hani o PR'cılarla magazin programlarına çıkan ki bence demin bahsettiğim Ece Erken de öyle parayı bastırıyor magazin programına çıkıyor bence. Ha, onun Ece Erken o kadar parası olduğunu düşünmüyorum ama.
O zaman magazinle hiç Ece Erken ihtiyacı yok ki. Ece Erken... Şimdi abi bir dakika şöyle Ece Erken her yerde takılıyor. Bir dakika, her şeyde var abi. Ferhan sen magazinci olsan ve bir mekanda Ece Erken'i görsen çekmez misin? Çekerim abi. Değil mi? Çünkü her mekanda. Çünkü Ece Erken'i tanıyorsun biliyorsun. Evet. Aa bu Ece Erken. Evet. Bu kadar. Her mekanda takılıyor abi. Bilmem neyin doğum gününe gidiyor. Bilmem neyin açılışında bulunuyor. Bilmem neyin yat partisinde. Bilmem neyin... Yani çok online takılıyor abi. Bunu istediği için öyle evet işte ha, aynen. Çünkü magazinin onda dayatıyor işte. Otomatikman zaten kadraja girmiş oluyor. Magazin nedir peki? Magazin sizce reklam magazin mı? Magazin benim 2007'de yaptığım şarkıdır. Yoksun yani bir reklam amacıyla mı yapılıyor? Yoksa magazin... sadece birilerinin ağzını etmek için mi yapılıyor? Yoksa hayır. Para kazanmıyor para... Hayır bu tamamen arz talep meselesi bence. Bizim insanımız dedikoduyu seviyor. Bizim insanımız popüler insanların özel hayatıyla ilgilenmeyi seviyor ki bunun örneği bizim de rap dinleyicisiniz. İnsan seviyor. Sen çok sanatsal bir şey yaparsın tamam mı? 3-5 kişi alkışlar ama sen gidersin daha magazinsel. Atıyorum ben şimdi sana burada kafa göz dalsam, biz kavga etsek, ağzımız burnumuz kanasa, bizim yaptığımız sanatsal değeri yüksek bir şarkının aldığı reaksiyonun 1000 katı reaksiyon alır. Çünkü bizim insanımız bunu seviyor. Biz şu an kavga etmeye başlasak, şu anki seyirci sayısının 3 katı herkes olur. Twitter'dan, Facebook'tan yazmaya başlar. Python'da Deniz canlı yayında yumruk yumruğa kavga ediyor. Burası 3000-4000 kişi olur. O da bir şey. İşte bu yüzden magazin. Evet, paparazzi'nin abi çok ağır tehlikeli olabiliyor. İşte Lady Diana'nın, Lady Diana'nın ölmesi paparazzi'lerden kaçarken oldu abi. Öyle mi? Evet tabii, aynen. Ya bir de şöyle bir şey var, bu görsel medyanın her şeyi reklam sektörünü destekliyor. Yani reklam sektörü o aralar neyden para kazanacaksa magazini de öyle, dizisi de öyle, yarışma programı da öyle, haberleri de öyle. Anchorman'lar ona göre seçiliyor. Yani bu ülkede Reha Muhtar kaç sene anchorman'lik yaptı? Tabii canım şu anda ne yapıyor? Kurbağa oldu. Şey, üç tane birlikte oldu falan yani. Şey Reha Muhtar şu an spor yorumcusu değil mi? Öyle mi? Tabii yani, spor yorumcusu, evet, futbol yorumcusu. Yani işte Erman Toroğlu'yla neydi öbürü? Ahmet Çakar şimdi spor yorumculuğu yapıyor. Spor yorumculuğu falan yapmıyorlar yani. Onlar magazin yapıyorlar işte. Evet. Yani baktığında... Hiç izlemediğim için bilmiyorum spor programlarını da geyik yapıyorlar. Evet, geyik yapıyorlar geyik yani ve mangal tiyatro dönüyor falan. Yani hani çok şey ama o arada işte o arada verilen reklama işte 10 saniyesine 100 bin dolar verileceğine kanal 10 saniyesine 300 bin dolar isteyebiliyor. Evet. Ya arz talep meselesi dediğim gibi yani bizim bak çok topluca söylüyorum. Arabesk rap, magazin, kötü pop müzikler vesaire yapanları eleştirmemiz son derece yanlış. Biz bunu dinleyen zihniyeti eleştirmeliyiz ki insanlar onlara prim vermezse zaten bunlar var olmaz. Kadın programları. Aslında eleştirmekten kadın programları neden var? İzlendiği için var. Eğer o programları izleyen kadınlar beyinlerini biraz geliştirip bu programlara teşebbüs etmezlerse, biraz daha akılcı şeyler izlerlerse o programlar izlenmez, reyting almaz, reklamlardan para kazanamaz ve o programlar biter. Yani bizim o programları yapanları, kendi adıma da konuşuyorum. Bunları eleştirmek yerine aslında bunlara prim veren insanımızı eleştirmemiz gerekiyor. Neden biz eğitimsiz kaldık? Neden biz beyni uyuşuk insanlar olduk? Biz buradan girmemiz gerekiyor. Biz çok yanlış yerden giriyoruz. Biz magazini eleştirirken magazin programı yapanları eleştiriyoruz. Adam ekmeğinde bunu izliyorlarsa bunu yapar adam. Mesela ben magazin programı yapanı da eleştirmedim. Yani magazin programı o ara... Arabesk rap yapanları eleştirmiyor musun? Eleştirmiyorum. Peki ben eleştiriyorum ama bu bir hata. O adam çok iğrenç müzik yapıyor olabilir. Ama o adam o iğrenç müziği yaptığında 1 milyon kişi bir şey dinliyorsa bu bir başarıdır. O müzikte işte neydi o adamın adı? Ne bela? Arsız. Ha, arsız bela. Gerçekten o adamda kendini bulanıp biliyorum yani. Hakikaten beğenerek dinliyor. Yani bir komik diye dinleyen bir kitle var. Bir de gerçekten beğenip böyle içinden bir şey bulan falan filan adamlar var. Onlar olduğu zaman eleştiri noktası bende kayboluyor. Yani tamamen dalga geçilen bir şeyse oturalım eleştirelim hep beraber. Bambaşka bir şey ama abi çok seviliyor. Abi yani, yorumları okunu of kanka çok iyisin. Kankalar böyle. Hani of kardeşim kardolar kankalar. Kendini buluyor herif onda. O zaman ben onu eleştiremem abi. O da evet. Bir şekilde bir şeyi doğru yapıyor demek ki. Demek ki. Evet. Tırnak içinde dolar bir şey. Işte. Yani sen bir kitleye ulaşabildiysen, hissettirebildiysen abi bu başarıdır yani. Evet. Bu basit. Evet arabesk rap iğrenç bir müzik. Hatta bence müzik bile değil ve sanatsal en ufak bir değeri yok. Ama demek ki hedefi buluyor yani. Hedefi buluyor aynen öyle. Neticede arabesk rap hemen hemen tüm rapçilerden daha fazla dinleniyor Türkiye'de. İşte burada problem onu dinleyenlerde. Yani biz o insanlara ulaşamıyoruz. Biz o insanlara tırnak içinde elitist kaçıyoruz. Ya bu bir sorun. Çünkü biz elitist değiliz. Doğru. Biz tam ortada olduğumuz için sorun bence.
Ya mesela şey, biz beraber burada kaldığımızda da izliyorduk. Flash TV, Kanal 7 filmleri, televizyon filmleri izleri. Oyunculuk ve sanat namına tek bir şey var mı? Sence arabesk rap, yani arsız belayla onların arasında hiç bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Ama onun da bir izleyicisi, diye karşısında ölüp biteni, inananı şey var. Yani sen bu bir diğer kanatta neler yapılmaya çalışıyor? Ne sanatsal, oyunculuk, tiyatro, sinema akımları neler dönüyor? Bir tarafta da sen oraya mı oturdun? Hayır, oraya oturmadın. Bak o onu dedi diyen dizide adam kendini buluyor. Yani bugün biz hep yıllardan beri Türk televizyonları hep düzgün konuşan adamları önümüze sürdü. Hep düzgün konuşmak, düzgün konuşmak. Bugün en çok para kazanan Acun, Türkiye'deki en hızlı, yani diksiyonu inanılmaz kötü olan, artikülasyonu bozuk, diksiyon iğrenç, diye konuşuyor ama Acun'u kendinden hissediyor adam. Şimdi evet. O dönem geldi zaten. Evet. Mesela tiyatrodan örnek vereyim, şu an kimse tiyatroya pek ilgilenmiyor. Halk TV'nin örneğini verebiliriz, halk TV'nin halk yazıları. Smiley koyuyor işte. Yani tekrar edeyim, bunu hep anlatıyorum arkadaşlar. Mesela bu Mısır'da darbe olduğunda Halk TV'de şöyle bir altyazı geçti. Mısır'da darbe oldu, 20 kişi öldü, yazık, ağlayan surat. Bu nasıl bir televizyonculuk abi? Ama bu demek ki hani bu samimi geliyor insanlara. Yani Halk TV'nin Gezi Direnişi'nde yaptığı yayınları çok takdir etmekle beraber yayıncılık namına, medya namına kesinlikle çok gayri ciddi olduğunu düşünüyorum. Necip Mahfuz şey demiş. Teknik olarak magazin haberinde ilk kural kamu yararıdır. Kamu yararı yoksa... Magazin haberinde ilk kural kamu yararı değildir, hayır. Kendi isteği... Gazetecilik mezunu olarak el atayım, gazetecilik okuyan insana. İlk kuralın kamu yararı olduğu şey gazeteciliktir. Evet. Yani magazin gazeteciliği değildir, gazeteciliktir. Zaten magazin gazeteciliğinde kamu yararı diye bir şey yoktur. Zaten kamu zararı olursa o zaman bir sorun çıkıyor. Magazindeki. Kamu zararı da olamaz, kamu yararı da olamaz magazin. Magazin tamamen sabun köprüdür. O onunla beraber olmuş, şu şununla beraber olmuş, bu yeni bir arabayı almış. Bu kamunun ne yararlıdır ne de zararlıdır. Zararlı değil midir abi? Değildir abi, tamamen sabun köprüdür. Hani her şey şeyden şikayet ediyorlar ya, işte çok geniş aile, çok geniş bakabiliyoruz artık, çok large oldu her şey. Hepsi magazinin etkisi. Değil. Böyle bir toplum eğer kanaat önderi olarak yine görüyorsa o dizi oyuncusu kadını onunla birlikteyken ha onunla birlikteyse ben de onlarla birlikte evet, olayım diye diyecek kadar geri zekalıysa müstahaktır ona. İşte onu diyorum zaten, tamam. O kadar geri zekalı bir şey var. Bu kamu zararı değildir. Bu kamu zararı değildir. Her şey para endeksli olduğu için bunların aslında tartışmalı. Yani savaş da şu an para endeksli. Ya her şey ekonomiyle bağlantılı. Her şey ekonomiyle. Yani bugün evlilikler bile ekonomiyle bağlantılı yapılıyor. Evet. Yani %10 büyük ailelerle evlenip güçlerini birleştirip ya da ekonomide daha söz küçük farklı. Küçük aileler kızımı ben buna versem de bir şey olur ya da oğlum şunun kızı kapsa da. Aynen öyle. Yani istisnalar kaideyi bozmaz. Hani var tabii ki aşkla evlenen, severek evlenen şey yapan ama... Ama genelde bir kadın ya da kız diyeyim her neyse. Annesine bahsederken işte böyle böyle bir çocukla beraberim işte güzel gidiyor ciddiyiz. Ailesine sorar. Ailesinin ilk sorduğu şey ne iş yapıyor, ne mezunu, işte daha da ileri gidip ne kadar geliri var, ev onun mu? E sana bakabilecek mi? Ha sana bakabilecek mi? Bu nasıl bir soru ya? Nasıl kimse soru? Kimseye bakmayla yükümlü değildir yani. Değildir. Geçinebilecek misiniz daha doğru. Sen bir kadınla evleniyorken onu kendine evcil hayvan olarak almıyorsun. Onu bir hayat arkadaşı olarak alıyorsun. Kimse kimseye bakmak zorunda değil. İkisinin de ekonomik özgürlüğü olsun. Burada kadın erkek eşitliğinden bahsediyorsak, bunu işimize gelen konularda bahsedip işimize gelmeyen konularda bana bakmak zorunda. Hayır ya. Hayır ya. Herkes birer birey. Ve kadın erkek özgürlüğü var. Senin de ekonomik özgürlüğün olsun onu da. E yarın bir gün bunlar boşanınca ne oluyor? Ha bu neye sebep oluyor biliyor musun? Adam aldatıyor, mahvediyor kadını. Kadın onunla ayrılmıyor. Kocamdır yapar diyor. Neden? Çünkü ayrılırsa kadının ekonomik özgürlüğü olmadığı için hop bir anda kalacak böyle. Beş parasız kalacak kadın. Evlilik sözleşmeleri de o yüzden yapılıyor şu anda. Evlilik sözleşmesi diye bir olay var ha. Abi şu olay da kim saçma. Kim kime ne verecek, tabii ne kadar mi? Para verecek, boşanırsak söz, kaç tamam, ev üstüne sözleşmeden yapacak. Ziyade şu saçma. Sen boşandığında kadına her ay, ne deniyordu her nafaka, ay? Nafaka vermek zorundasın. Çocuk niye? Varsa verirsin.
Çocuğuna verirsin o nafakayı, kadına vermezsin. Çocuğuna vermezsin. Zaten. Tamam, çocuğun adına verirsin ama çocuğun yoksa o kadının ekonomik özgürlüğünün olmaması senin problemin değil ki. Değil. Şunu yapmadıysan tabii, çalışmayacaksın, evinde oturacaksın. E bunu yapan bir adamla da kadınlar evlenmesin zaten. Bunu yapan adam eğer boşanıyorsa o zaman o da versin bence. Tamam ama evet, o zaman o versin. Ama bunu yapan adam da evlenmesin o kadınla. Bence de. Sen evinde oturacaksın, çalışamazsın ama diyen adam... Ama bunu isteyen kadın da var. Büyüyünce ev hanımı olacağım diyen kız var. E var, çünkü işlerine geliyor. Evet. Çünkü ekonomi kazanmak kolay değil ki. Evimde otururum diyor. Kocam verir paramı diyor. Kredi kartını verir, alışveriş yaparım şimdi diyor. Bir de bankalar şey çıkardı ya, ev hanımlarına emeklilik. Ne o? Kocası ona her ay emeklilik primi yatıracak. Evet. 300-400 lira. 20 sene sonra kadın emekli olacak. Ya bu nasıl bir sırttan geçirme diyor. İşte bu... Bu nasıl bir asalaklıktır ya? Bu çiftten asla bir şey. Yani bu kadın bunu erkeğe yaparsa da bu da bence büyük bir eşitsizlik. Bu tam tersinde de eşitsizlik. Tabii bu olayın da köküne inersek şuna varıyor olay. Kızlarını okutmayan ailelere varıyor. Kız okuyamadığı için çalışamıyor. Belki çalışmak istiyor, belki ekonomik özgürlük istiyor ama ilkokuldan mezun olmuş ve başka bir eğitim hayatı yok. Yani yine bu sefer ailelere kadar gidiyor işin özü. Necip Mahfuz şey demiş, polemik mi istiyorsun? Dilek Bey yapmış. Gazetecilik kuralları alt dallarını kapsar, magazin gazeteciliği manavlık değil sonuçta demiş. Ya Necip Mahfuz. Bana magazinde kamu yararı olan bir örnek haber gösterir misin ya? Ya magazinde nasıl bir kamu yararı olabilir? Gazetecilikte magazin gazeteciliğini bambaşka yerlere koymalısın. Yani spor gazeteciliği, işte savaş muhabirliği bilmem ne bir yana, magazin gazeteciliği bir yana. Magazin gazeteciliğinde kamu yararı diye bir şey olamaz ki. Doğru. Doğru. Doğru söze ne gerek? Sen ne konuşmuyorsun peki? Ben kaydediliyor. Kaydediliyor. Muhasebe yapıyor hala. Hala. Yabancı ülkelerin çoğunda rap kanalı var fakat Türkiye'de neden yapmıyorlar bunu? Rap kanalı nasıl oluyor? Olursa. Türkiye'de de var. Hep rap mi? Türkçe rap olursa mi? Türkçe rap gelişir mi? Hayır, Türkçe rap gelişirse rap kanalı olur. Evet. Türkçe rap yeterince gelişmediği için bir rap kanalı yok. Ozan Salman Asutay, Salman'ı da koymuş. Salami değil, Salman lütfen. Bu arada TV'deki birçok tartışma... Özür dilerim, Ozan Salman Asutay. Ya, niye yok Salman? Bu arada TV'deki birçok tartışma programından daha izlenesiniz şu an demiş. Teşekkür ederiz Ozan Salman Asutay. Sana yaptığımız küçük esprileri de anlayışla karşıladığın için ekstra teşekkür ederim. Seni öpüyoruz o yüzden. Abi ne kadar sürecek yayın, ne zaman bitecek? Sen kapat ve uyu hadi Burak Mutlu. Şimdi kapatıyorum abi. Ben bir kere öyle yapmışım, çok tepki almışım. Şey yazmışlar. Ne zaman bitecek diye. Şöyle yazmışlardı. Ya yayını kapatın işte, Red'in bilmem nerede canlı radyo şey yayını var demişler. Tamam o zaman kapatayım deyip kapamıştım. Ben doğru neydi? Ya. Hatırlamıyorum ya. Ben neydi? Hatırlıyorum onu. Çok tepki tamam o zaman deyip kapatmıştım. Evet, ben de iyi yaptım demiş. Çok tepki göstermişlerdi sonra. O zamandan beri yayınları kapatırken Berk Sapancılar demiş ki magazin gazeteciliği reklamların programa dönüşmüş hali bence. Değil. Ya reklam değil. Ürün üzerine, magazin evet. İnsan üzerine. İnsan reklamı da. Ya insan reklamı. Yine sormuştu bunu. Ama burada magazinciler şeyi gözetmiyor. Hadi işte atıyorum, Sibel Can'ı çekelim de Sibel Can'ın reklamı olsun değil esas amaç. Esas amaç şu, hadi Sibel Can'ı çekelim ve insanlar izlesin çünkü merak ediyor. Evet. Esas amaç rating almak. Yani burada magazin şeye yönelik yapılmıyor, çekilen sanatçıya yönelik yapılmıyor. Çekilen sanatçıyı izleyeceklere yönelik yapılıyor. Aynen. O yüzden öyle değil yani. Doğru. Neler dönüyor? Abi boğuldum ya. Neler dönüyor yani? Ben Cihangir'de bir yerde oturuyordum. Hadi tamam abi bak. Abi son fırt ya. Şimdi ismini vermeyeyim, bir tanındık biri gazetecileri çağırdı. Gözümün önünde bu olay olunca gerçekten inandım yani. Hani hep duyuyorduk, bunlar böyle falan diyorduk. İsmini ama... verir misin abi? Bu bir anını anlatıyorsun ve ismini gizlemene gerek yok. Yapma bunu, televizyon ağzıyla konuşma. Ya boşver. Söyle abi. Boşver. Söyle. Boşver. Tanıdığın, sevdiğin biri olduğu için ismini gizliyorsun? Yani tanıdığım biri olduğu için. Hani tamam, o yüzden. Duyarsa ayıp olur diye. Duyarsa ayıp olur. Tamam, evet. Çağırdı ve sonrasında mesela bunun yani böyle gelin hadi çocuklar muhabbet ederiz falan filan deyip sonrasında muhabbete başlayınca siz gezi eylemlerinde yoktunuz şerefsizler diye kavga etmeye başladı.
magazinci. Gazet magazincileri itmeye kalkmaya böyle millet ayırdı onu falan filan. Hani bu, o yüzden diyorum bu tamamen iki kanatlı, bir PR'cılar, iki de tercih. Abi tercih ediyoruz, tercih ediyorsun, bunu yapmayı tercih ediyorsun. Ben magazin, sen de bugün magazini tercih etsen magazine düşersin. Gel seni bir mekana götüreyim, biriyle tanıştırayım, sonrasında da çıkışta onu bir it kalk, bak bakayım ne oluyor, nasıl magazin oluyorsun. Ertesi. Ya da popüler bir oyuncu mankenle beraber. Mankenle beraber çık. Beraber çıkmana bile gerek yok. Çıkınca öyle bir bakış at falan. Bu bile yeterli bir şey ya. Yok, beraber çıkarım o sorunu. Ünlü rapçilerin yeteneksizsiniz Türkiye'ye katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de böyle bir planınız var mı? Evet evet, bir dahaki sezon kesin katılıyoruz. Acun'la ben hep iş yapmak istiyorum, ben de. Rap müziğin dizilerde jenerik olarak çalması ve rapçilerin oyunculuk yapması insanların rap müziğe bakış açısını değiştirdiğine işaret veriyor. Evet, kötü yönde değil. Şu an uyuz oluyorum oyunculuk yapan rapçilere. Bir insan ya rapçidir ya oyuncu. Kardeşim böyle şey mi olur? Rapçiyi ne çıkıyorsun dizilerde ben. Böyle gösteriyorsun abi. Aparçım aparçım. Ya tamam, peki tam tersi insanı ne yapacağız? Oyuncuyum diye çıktım, sonrasında rap yapıyorum işte. Dua Bora. Ben de öyle. Ben önce rap yapmıyordum ki. Sen oyuncu da değildin o zaman. Ama biz ortam kızını kaydederken senin kayda değerli oyunculuğun olmuş muydu abi? Yani birkaç tiyatro oyunu. Oyuncu diye çıkmadın yani. Ya ama oyuncu olman için önce bir konservatuvar eğitimi alman. Önce hangisinin olduğunu ne olarak bilmiyor musun? Kitleler seni önce hangisiyle tanıdıysa sen önce o olarak çıkmışsındır. Sen önce daha rapçi olarak. Daha fazla insan beni oyunculuğumdan tanıyor. Ama önce rapçi olarak çıktın. Önce rapçi olarak çıktı tamam. Yani daha... Tamam, burada anlaştık o zaman. Burada anlaştık. Ben Türkiye'de rapin ya. Gerektiği yerde olmamasının sebebi rapper'ler mi? Hayır, dinleyiciler. Aynı zamanda rapper'ler. Yani toptan yanlış. Toptan değiştir rapi. Al rapi, al çöpe, yeni bir rap sistemi getir buraya. Bundan 15 sene önce falan biz olsaydık eğer rap daha iyi yerlerde olurdu. Buna inanıyorum. Ben rapi üstü kirli altın olarak görüyorum. Şöyle bir temizlesen altın çıkacak böyle saf altın, sapsarı. Ama üstü o temizleme işi zor işte. İşte evet. Ama üst çok kirli yani. Çünkü ön açmaktır ya bu birazcık da. Yani, önümüzü açan olmadı diye. Önümüzü açan olmadı. Yani hadi beni falan geçtim. Ben zaten geçiyorum bunlarda da. Yani benim de severek dinlediğim örnek sen. Hani ben seninle başladım rap müzik yapmaya. Mesela ben senin yanına ilk geldim. Sen zaten yapıyordun falan. Ama senin döneminde yani benle senin arandaki jenerasyon farkı gibi senle bir üstündeki jenerasyon bu ilişkiyi kurmadı hiçbir zaman. Evet. Ve bu ilişkiyi kurması gerekiyordu. Evet, yani bir üst jenerasyon. Ben bundan zaten ya hep içimde kalacaktır. Bu, onlar kendilerini standartlaştırmayı tercih ettiler. Bunlar hep muzdaripim yani. Hani ben şu an elimden geldiğince siz zaten oldunuz da daha olmamış olan kardeşim olarak gördüğüm insanlara elimi uzatıyorum, destek olmaya çalışıyorum vesaire. Ama bunu ben Turbo'dan başka kimseden görmediğim için, bir de Karakalp unutmayayım. Karakalp ve Turbo'dan başka kimseden zamanında görmediğim için muzdaripim. Kimsenin de gördüğünü düşünmüyorum. Evet. Senin dışında da yani. Tabii. Hani sadece albümü alıp bir tane feat yaptırmayı destek zannetmek de... O bile bir şeydir, ben onu da görmedim. Ya o bile bir şeydir. Bu işte bana balık verme, balık tutmayı öğret mevzusu bence. Ya tabii ki, olması gereken o ama o bile bir şeydir diyorum yani. Tabii canım, o bile bir şeydir. Hele o zamanlara göre bir şeydi bu yani. O ne? Ha. Bizim apaçı fotoğrafımız. Ablalar da yapmıştı lan. Belki böyle yapmasın. Herkes yapıyor. Onuran şey demiş, abi 212 alt beta sık sık gidiyor musun? Server. Efendim? 212 alt beta sık sık olmasa da 3-4 ayda bir uğruyorum. Onlara bakacağım. Aa ya, bir tek ben yapıyormuşum. Seha beni yeni albümüne girmişsin, şarkı nasıl olmuş falan. Teşekkür. Öyle mi olmuş? Girmişsin abi. Beni bayıltıp yeni albümüne soktu. Ben hatırlamıyorum. Dinleyiciden çok rap müzik yapan insanın olması... Böyle bir şey yok ya. Üf. Bırakın bu, size bırakın bu kahve ağzını ya. Bırakın bu oradan buradan duyduğunuz söylemleri millete kendi söyleminiz gibi satmayı ya. Allah Allah, ne demek ya? Onu biz 10 sene önce söylüyorduk ya. 10 sene önceydi o dinleyenden çok rapçi var lafı. İyi niyetli soru. Ya
Evet, konser. Tamam, ben de iyi niyetle cevap veriyorum. Sesini yükseltmiş olmam kötü niyetli olduğumu göstermiyor ama mantıksız bir soru. Eğer bazı rap klipleri 1 milyonu geçiyorsa şu anda, o zaman ortalama 1 milyonun üzerinde rapçi var demektir bu ülkede. Yani her 70 kişiden biri rap yapıyor demektir. Sizce böyle bir şey mantıklı mı? Onlar hep çıktı. Kılıçdaroğlu rap, Tayyip rap. Var ya bu şeyler. Onlar bile rap yapıyor. Profiller. Tabii. Sen onları biliyor musun? Şey, Devlet Bahçeli rap demin şey demiş, ocağı da bekleriz gençler. Gelin bizim ocakta da bir canlı yayın yapalım demiş. Bütün rapçiler bir yapı altında olsa nasıl olur? Zaten İmkanı yok, öyle bir şey olmaz. Biz bunu 10 kişi yapmayı denedik, 10 kişi bile bunu yapamadık. Peki disler rap'e bir şey katar mı? Zamanı gelince katar, şu an katmaz. Şu an tam tersi geri götürüyor. Ama bir piyasa oluşup bu işte bir ekonomi dönmeye başladıktan sonra o disler gerçekten hem ekonomik anlamda hem kalkınma anlamında çok şey katacak. Şu ankini tam tersine. Neyse. O nasıl, bu nasıl şimdi yani hakikaten ne düşünüyorsun hakkında? Telefonum varmış gibi yapıyorum. Nasıl? Fark ederim diye mi bekledin? iPad'im varmış gibi yok. Biri de şey yazmış. Abi Sagopa Kajmer hakkında ne düşünüyorsun diye. iPad'de. Oradan. Başıma. Ben de sivilce patlatıyoruz. Ben de öyle sandım, ne yaptı ki? Şuradan bir sivilce patlatmayayım mı? Ne yaptı ki? Başı ağrıyormuş. Abi, benim de kolum çok ağrıyor. Ayağı aldım. Plüton'un avukatı. Çok iyisiniz, sokarım onlara. Sormasınlar şunun hakkında ne düşünüyorlar diye. Avukat bizini yaptı. Piton'un avukatı ya. Senin şeyler iyi ya. Piton'un avukatı. Piton'un bir şey var. Piton'un kolyesi. Piton'un kolyesi. Bir de Betan'ın şapkası diye bir o konuşmuyor. Çünkü şapkalar konuşamaz. Rap'e kimi dinleyerek başladınız? Vanilla Ice. Yeraltı Operasyon. Ben ilk Eminem dinlemiştim. Marshall Mathers albümü. Arsız Bela. Evet, Arsız Bela dinleyerek başladım. Ve sen kimi dinleyerek başladın? Carter dinlemiştim. Esas daha eğer rapse Barış Manço'nun A'da bakayım. Abi, yok, grup hayır, vitamini de dinledik. Onları evet, sayma. Yani. Sayma abi. Değil mi? Yani beşinci sınıfta çıkıp ortaya grup vitamin şarkıları söylüyordum ama rapçi değildim. Tabii. Tabii canım, grup vitamin hepimiz. O zaman grup vitamin rapse. Ben 6. sınıfta rapçi oldum. Aranızda oruç tutan? Biraz ben... önce bıraktık, açtım işte. Şaka şaka. Yok, oruç tutan... Yok. Ben tutuyorum. Basit tutuyorum. Benim sigara içiyorsun da iftar oldu zaten. Ha, oldu doğru. O kadar oldu, tutamıyoruz. Kafir. Allah kabul etsin oruç tutanları. Ağır, aynen. Ramazanınız mübarek olsun. Mübarek, mübarek olsun. Başka ne? Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Evinizin ön kapısı cennetin arka bahçesine açılsın. Bu sıcak yaz günlerinde evinizin ön kapına bir kapısına bir tas su bırakmayı unutmayın. Bir tas has boşaf. Bir tas bir has. Bir tas boşaf. Has kaysa boşafı tutuyor. Bir tas has boşaf. Bir taş attı pencereye tıkladı. Yine o lafı söylüyorsan. Bir taş. Ha algıyı kes yani. Tamam, sen tık dediğinde biz öyle söylüyoruz. Onu geçen de hatırlıyorum. Taş başka soru soran, sen taş. Tören yok. Paran taş tekerini alman dedi. Senin demin bağırdığın çocuk var ya. Ölmüş. Korkmuş ölmüş. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Fakat çok sinirlendiniz. Tırstım halbuki merak ettiğim için. Sinirlenmedim. Ben biraz şey bir insanım. Ne sandın lan sen bize? Her şeyin zıttı işte Serdar. Ne kanlı denir ona? Deli kanlı. Serin kanlı. Tez canlı. Tez canlı. Tez canlı. Soru sorun. Lan. Lan'dan. Van'dan. Jean. Lan'dan Van'dan. Jean d'Arc.
hakkında ne düşünüyorsun? Eminem hakkında ne düşünüyorsun? Puff dedi. Kim? Busta Rhymes hakkında ne düşünüyorsun? Amerika'da hiç düşünsene. Busta Rhymes hakkında ne düşünüyorsun? Necip abi, abi Justin Bieber'ın yeni şarkısı çıkmış, sana diş mi atmış abi? Yaza denk gelen Ramazan'da ölene kadar kolay da kalan %50'yi zor tutuyoruz. Magic Mushroom. Necip Mahmuz. Çok iyi kafi ya. Bir tas kan bırakalım, aç sivrisinekler ölmesin. Sansar'dan haber bekliyoruz, bir arar mısınız canlı yayında? Ne olmuş ki Sansar'a? Hani öyle bir söylüyor ki yani, hani durum kritik, bir arayın bir sorun yani, ne olmuş? Abi ne olmuş? Sansar'a ne olmuş? Şu an arasak ne olmuş desek ne olmuş? Oğlum öyle şeyler bu. Şeyde gezi park eylemlerindeyiz, tamam mı? Böyle bayağı takılıyoruz ediyoruz. Şey, bir tane çocuk geldi, tamam mı? Koştura koştura. Beşiktaş boş! Beşiktaş'a sahip çıkın! Dedi koştu gitti. Beşiktaş'tan koşarak gelmiş değil mi? Abi dedim ne oluyor lan? Ama aynı gece bunlar herhalde dedim örgütlü. Bir piç daha geldi aynı şeyde. Barikatı kurmanız lazım, barikata yardım edin falan dedi. Abi gidelim dedik, hadi bu sefer gidelim yani Beşiktaş, çünkü hani çünkü oradaki gezdekiler de diyor ki burayı tutun. Hani gitmeyin, Beşiktaş'ta zaten bir durum var. Biz o şeye gittik, barikatı düzelteceğiz, şey yapacağız falan. Abi şeyin hikayesi vardır ya, ne denir ona? Kimdi o? Seyit Onbaşı. Hani kopçu mermisini tek başına taşıyan bir abi vardı. Bak şu şey var ya, çiçekleri koydukları beton. Hani şöyle beton var ya, içine onu tek başına taşıyordu. Ve abi oradaki şey Çin Seddi gibiydi. Yani ben onun neyine yardım edeyim? Öyle bir canıraş geliyor, barikatı kur! Hiç ama barikat kurmadık biz, hiç sadece slogan attık. Hiç barikat kurmadık. Kurulması gerektiği evet. Bir zaman oldu. Evet, ama kurmadık yine biz. Berk abi ben kurdum lan! Taş da attım! Kaç yılda uzattın saçları? 3 yılda. 3 yılda. 3 yıl önce nasıldı saçların? Benim gibi miydi? Evet. Yüzde geçtik bakalım. Server abi oyuncu teklifi gelse kabul eder misin? Ederim, parasına bağlı. Hayatınızda yaptığınız en çılgın şey Zafer Öztürk olmuş. Yaşamak zaten çılgınca değil mi? Nefes almak bir çılgınlık değil mi? Yağmur yağmışken o ıslak toprağın kesif kokusunu burnumuza çekmemiz bir çılgınlık değil mi? Aldığımız her nefesi birer sözcük olarak dışarı vermemiz yeterince çılgınlık değil mi? Yaşamak! Yaşamak bir çılgınlık değil midir? Ama laf ola yaşamak değil. Doya doya. Hayatın tadını çıkara çıkara. Gerçekten yaşamak bir çılgınlık değil mi? Gerçekten yaşamak bir çılgınlık değil mi? Ben bu kadar. Kaldık mı baş başa? Erdi Demirhan zorunlu askerlikle ilgili samimi görüşünü almak istiyormuş. Olmamalı. Medeni bir ülkede yaşarsak vicdani red yasal olmalı. Vicdani red yasal olsun. Geçenlerde aklıma takıldı. 472 senin mi yoksa Berk abinin mi okul numarasıydı? İkimizin de. Merhaba, biz Daft Punk olarak yayına katıldık. Parelle düet yaptın, ne düşünüyorsun? Deniz çok iyi takmadı bu kaskı. Evet. Şey, apaçlar şapkayı böyle takar ya. Abi bir diziden. Abi söz yazarken dikkat etmemiz gereken bir nokta var mı ya da nasıl yazmamız lazım? İmla kuralları.
T'ye virgüle dikkat edin. Muhteşem bir izgü hareketli çok yok. Kabul eder misin Berk? Neyi? Muhteşem bir yüzyıldan teklif gelse kabul eder misin? Ne kadar muhteşem olduğunu öğrenmek için. Cevabı geldi. Abi bunu yarın Python Beta Harlem şekliyle görürsünüz YouTube'da. Evet, iyi fikirmiş bu. Şiirle dubstep güzel. Birazdan kopacağız o yukarıda. Aynen, aynen geliyor bak. Bak, sana anlatıyor. Şimdi bize yeni geldi, onu izliyoruz. Bir saniye. Az önceki kopuşumuzu izliyoruz aşağı yukarıda. İşte abi bu mu kaydediliyor? Şimdi yeni mi izledi insanlar bunu? Evet. Server bizde mi aynı şey var? Şimdi bak. Şimdi bak diyorlar bak. Ben de açıyorum. Şimdi bak şimdi söyle sen. Oh. İki saattir yayındasınız abi. Tuvaletiniz yok mu? Yok. Anladık İçimize. İyi hatırlam. Çılgınlık dubstep versiyonunda track yapmışlar şu an zaten. Python fit, beta fit, deniz gürüzü var fit, Ferhat Taşdemir çılgınlık dubstep versiyonu. Hala magazin gazeteciliği diyenler var. Hala diyorlar. Sizin magazin gazetecileri derneğine yollayan ailesin yıldırınız var. Hani biz mi olduk yani? Biraz bir herkese sıcaklı 24 derece olup Moran Turizm'de hangi gözünüzden var? Bir başka falan yolluyor. Güzel eller almak değil. Sen benim dolu günler. Bir de şey vardır. Ağaç testleri var. Otomatik başladı şimdi. Otobüse bindiniz mi son zamanlarda? Hayır. Kadın konuş işte dolu daha tesislerimize hoş geldiniz falan. Dolu ağaç testleri var. Sonra şey çıkıyor. Mikrofon. Oğlum süreniz 30'dan kadın. Onu kaydetmemişler. Her yer değişti çünkü. Peki mola yerlerinde en çok ne içmeyi, ne yemeyi seviyorsun? Ben domates çorbasını çok seviyorum. Domates çorbası, çorbası, mercimek çorbası da çok ama güzel. Ama domatesi böyle bir... Domates bir güzel domates oluyor. Ama domates bir güzel oluyor. Kaşar maşar falan. Sen sever misin mola yerlerinde? Mola yerlerinde en çok ne içmeyi seviyorsun, ne yemeyi seversin? Tavuk. Hayatı hep molayla geçiyordu çünkü. Vam vam vam. Klik klik boom. Aha. La Fapena, la Mispin Denen, la Kispin Hanen. Yaka peynen, le listen seynen, le bisten seynen. Hadi, laka bisten neynen, listen neynen, lispen neynen. Hama görle, la pısıpı teyn aha paleyne, la pısıpı sıpı teyn ale beyne. Hama görle, sıpı sıtın derleyne, la pısıpı sıtın tala bispin derleyne. Hama peyn, laka sikim po la pısıtın aza peyn, laka sikim mo la pısıtın tapa leyn. I'm a girl, it's a pacate, I'm a saint. Like a, sick of patafe. But I'm a saint, I'm a saint. Like a second of a total of a cafe. I'm a devil, let me stay. I'm a support of a lap of war. Boom, I'm a lane. Oh, no, man. Boom, I'm a lane. Lane, I'm a honey, like a tail and tail. Last pony, like a hen. Rap a boom, 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 lap a boom, yeah, yeah, ha. Halloween, la papus pan, but it was a ding. How my girl is, but it was a ain. La katus pan, but what I was a pit, the paper, the last time, yella. Hala hey, 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 hala hey. Vallahi sen sen vallahi 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 vallahi.
E söyledim ben sana. Bitti. Ne güzel siz var. Doktor beni yazmaya yolluyor. Neyse mısır diyorum. Bir şey söyleyeceğim, şu kadro. Şu kadro mesela Okan Bayülgen'in programı devam ediyor olsaydı, çıksaydık. Bu şekilde domine etseydik programı. Okan ben öyle şeyleri çok sokup yollardı. Ben öyle şeyleri çok zor eğitim götüne sokup. Evet. Ben döverdim zaten de. Okan Bayülgen abi en güzeli Erdal Beşikçioğlu'nun siz itin götüne sokmasını izlediniz mi? Okan Bayülgen devlet tiyatrosu hakkında böyle abi bayağı konuşuyor falan böyle işte öyle olmalı, böyle evet, olmalı, evet, şöyle olmalı. Erdal Beşikçioğlu da şöyle dedi. Madem bu kadar meraklısınız, siz niye girdiniz ilk sene istifa ettiniz devlet tiyatrosunda? Popom ben daha sonra... Sonra şöyle kendim oldu, arkada istersen kuliste konuşalım bunları falan filan dedi, evet, konunun üstünü örttü. Beysat şey oldu, Beysat yumuşak ki. Kaskı takınca full cap'i çıkartıp kaskı deneyin geldi. Kaskını çıkar, jopunu bırak. Bini abi göremedim söyleyeyim, Ferhat abiye yayından önce bir şey mi içirdim yoksa doğal ayrı. Doğuştan 75 promilim ben. İşte böyle. Yok şu anda hafiften zikire giriş yaptılar. Eline bak, eline deniz bak. Bak eline bak. Hep bu bak. Scratch atıyor gibi. Bak bak. Hep bir parmak hareketleri bak, burnu. Kafaya da atom karınca gibi. Atom karınca mı? Atom karınca ya benziyorum. Jesus. O zaman you all. O zaman bir şey yazıyorum sana. Jesus. Dur açıyorum. Ne geliyor? Hallelujah. Aileniz rap söylemenize ne söyledi? Ne diyor? Çok iyi diyor. Dinliyorlar. Oh, very cool diyor babam. Şöyle bir şarkı hazır mısın? Okan Bayülgen mi Beyazıt Öztürk mü? Beyaz. Berk sakın toplama. Şarkını açıyorum senin için. Daymada faka daymada faka day mı? Berk dans edeceğim. Müziği bu yakından vermen lazım. Müzik kursu az geliyor lan. Geldim kaydettim. Adım var. Öne al, öne, öne al bunların hepsini. Hayır, asıl kısmı geliyor. O kadar yeter. Evde yaparım. Peki, şeyi hatırlıyor musunuz? Hayır. Dur, dur. Adım Fatih. Hakkımda bilmediğim gereken yerler görüyorum. Şimdi. Ha bir de. Anam benim doğuştan. Geniş kapıdaki melek, var mı dışı isteyen, muradına nail olsun. Bu ne? Aynen. Seviye gitmeni düşün zaten değil mi? Evet daha düşer. O zaman saçlarımı toplayayım. Ay, sigara sarısın bile yok. Silahını alabilir miyim? Sigara sarısın bile yok. Anlıyor musun? Ben gideceğim. Vay. Almayın diyeceğim. Eyvallah o zaman. Ama ayaz mı ayaz, ellerin ceplerinde bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun Nevlet, çalacak bir kapım yok. Mutluluğa hasretim, artık sokaklar benim. Görüyorsun Nevlet, zaman geçmiyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığında bir tek sen varsın bugün. Yeter bana artık,
duyuyor musun beni? Yaçık git dünyamdan, anlıyorsun değilim. Bom 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 bom. Dünya çok boş, anlamsız. Aynı akorlar çekiyor. Ne aşağıda da giren var. Abi, hava yazma yaz söylüyoruz ki olaya bak. Sahura kadar devam edecek programımız. Sahura kadar dans. Sahura kadar dans. Beta headbang yapıyor. Ya abi, kayıt aldığına girdik değil mi bu? Bak 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 izleyin. Ne yaptık yine ya? Ben bazen tutamıyorum kendimi. Bunları yapamam. Arkada nasıl oturuyorlar yalnız? Bunu bizler boşaldık. Bunu kesin caps yaparlar. Ne yapıyor lan bunlar? Berk abi yayının kayıt olduğunu unuttu galiba. Ya hep unutuyorum öyle bir an. Geliyor sonra bir an düşünüyorum. Ulan bunu yapan ben miyim? Ben bunu niye yaptım? Neden? Öyle bir pişmanlık oluyor ki. Bir dakika, bir dakika, bu çok iyi bir konu yalnız şu an. Yani. Evet, mesela az önce yaptın o bağıra bağıra. Evet. Black Metal dinlerken evet. Saçlarını açıp yaptığın hareketlerden ötürü pişman mısın? Çok pişmanım. Ben yaptığım her hareketten ötürü pişmanım. Çünkü ben bir şizofrenim ve benim bir karakterim yok. Ve hangi ben karakterimi oturtmadım arkadaşlar. Bunu canlı yayında söylüyorum. 5 dakika sonra pişman olacağım. Bunu söylediğime de söylediğime de pişman olacağım. Neden az önce o garip hareketler yaptın? Onun sebebi neydi? Çünkü tutamadın mı kendini? Acaba olur mu? Karakterime o oturur mu? O öyle bir karakter olsam, hep öyle yaşasam. İçinden gelmedi aslında yani. Gelmedi. Gelmedi. Bu ben değilim dedim 5 dakika sonra işte. Ve neden ki? Allah kahretsin ki 3 dakika öncesini görüyoruz burada. Neden bu oluyor? Neden hep beni vuruyor? Neden hep bunu vuruyor? Davul gelince dövüyorlar direkt. Sonra da da tut 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 tut. Bak mesela biraz daha özel bir konu olacak. İnci sözlük mü, ekşi sözlük mü? Tabii ki inci sözlük. Uludağ sözlük. Bence hepsinin kendine göre iyi yanları, kötü yanları. Ya o sözlüklerde benim hakkımda kötü yazanların bulmak ve tek tek hepsine konuşmak. Bence tedavval sözlük abi. Ayrıca benim hakkında iyi yazanları da bulup hepsiyle birer çay içmek istiyorum. Çayları sarı ısmarlayacağım. Tabii ki ben ısmarlayacağım çayları. Zengin adamım yani. Çayı da mı ısmarlamayacağım? Et rengi beyinde. Midpoint yani. Kızlar falan yıkılıyor. Ortam falan çok iyi. Yine pişman oldum ben ya. Yine pişmanım yok, pişmaniye. Hadi bir göbek at da kendine gel. Allah! Yok. Piton gitti. Arkasından konuşma vakti. Aradılar onu. Üst konuşur. Ben konuşurum da pişman olurum. Mesela şöyle bir şey de var. Biriyle beraber olduktan sonra... birliktelik yaşadıktan sonra... İşte ağzındaki sevgilinden öte bir şey yaşadıktan sonra diyorsun ki şu soru vardır. Her zaman karikatürlerde geçer. Pişman mısın? Pişmanım diyorum. Neden? Neden diyor? Hayır, ben diyorum.
Neden pişmansın seni küçük? Bastard. Bitch. O ne diyor? Pssst diyor. O giyiniyor gidiyor. Ben pişmanım diyor. Ben de... Pişmanım. Pişmanım. Ben hiç böyle biri değildim. Bunu dediğimde de pişmanım. Tanrım ben niye buradayım? Pişmanım. Tanrım ben neden pişmanım? Gitti. Vallahi pişman oldu. Kapıyı çarptı gitti. Vallahi gitti. Berk de gitti. Serra. Berk nerede Berk gitti abi. Pişman olarak gitti. Abi esas kafada var o çocuk. Nereye gitmiş? Ya ne bileyim. Yani yanlış anlaşılmamış. Şeydi ben de çok sevdim. Beta'nın ani çıkışları öldürüyor. Evet abi deli falan abi oldu çocuk ya böyle. Abi işte hani takıldı yine peşimize. Ne güzel iki senedir görüşmüyorduk. Evet yoktu ortalıkta. O nefes almıştım. Geldi. Tekrardan geldi. Garip garip. Sokakta da böyle davranıyordu. Allah Allah. Haber karıyor. Alo. Efendim. Alo. Efendim Berk. Abi biz de seni ne kadar çok sevdiğimizden, niye gittiğini özürdüğümüzden bahsediyorduk. Ya bilmem ben biraz komşum. Hareketler mi yaptın? Doğru olmayan şeyler mi yaptın? Yok abi sen kendin gibi oldun. Bence sorun değil bu yani. Ya bunu hatırlayamıyorum. Yanlış şeyler mi yaptım? Ben orada ne yaptım bilmiyorum. Pişmanım ben. Yok yok Berk sen kendin gibi davrandın. Pişman, yani kötü şey değildi. Çok abartılı değildi bence hareketlerin yani. İyiydi, komik, sempatikti yani. Üzülme bence. O zaman kaydı kapattınız mı siz şimdi? Kapadık kapadık tabii ki. Kapalı abi. Tamam ben geliyorum o zaman. Ha sen burada mısın sen? İki dakikaya oradayım. Tamam tamam bekliyoruz. Kapıyı kapat. Tekrar etmiştim de ben. Şimdi o zaman tekrar zıplayıp geleceğim. Tamam tamam gel gel merak etme. Kapadık bir sildik kaydı. Zile basma. Tamam tamam. Hadi hadi bay bay. Abi tam da sevinmiştim gitti diye ne güzel. Vallahi. Yine geleceğim diyor. Hayır. Niye? Ne bu dengesizlik abi? Gitti. Sen gelme bir daha. Bir şey daha böyle şeyler falan. Garip garip. Kafası uyum sağlayalım diye böyle 3-5 şeyle evet. Gülk yaptık falan. Mahcup etmeyelim çocuğu. Ya, aynen. Yani onu tek başına... Yüz verin olmaz. Yüz vermeyeceksin. Evet. Yüz vermeyeceksin lan. Bence daha kadar bırak yapsın olsun. Hareketleri. Biz niye uyum sağlıyoruz ki ona? Bence artık dışlayalım onu. Hatta gelsin almayalım falan. Ya yok yazık ben sonra üzülüyorum. Ben de sonra pişman oluyorum. Ona diyoruz kötü davrandık çocuğa yazık falan. Ama diyoruz. Abi hep küçüklükte dövüyorduk biz çocuğu ondan böyle. O yüzden böyle kafasını aldı darbeler. Senin ağzını iyi ki kapattınız kaydı. Çok sağ olun. Rica ederim. Hoş geldin. Sildik merak etme. Sildik sildik abi. Vallahi. Ne bileyim çok pişman oldum. Yok yok sen iyiydi iyiydi. Şey yok. Ya ben en baştan dedim hani kayda girmesek mi şey yapmasak mı diye ne bileyim. Biz girmedik hani kamera olunca biraz çekiniyorum hani çünkü davranışlarıma... Hani mukayyet olmak zorundayım. O durumda hissediyorum. Çünkü hani bir sanatçı profili var. Hani profil önemli tabii. Onu bir koruman gerekiyor. Biz seni çok seviyoruz oğlum. Biz hep o istiyoruz evet, zaten. Hani o yüzden ben de şey yani. Diyordum. Bak sen gittin ben diyorum. Niye gittin? Ne güzel tekrar. Yani. İki senedir görüşmüyorduk işte. Adam gibi. Tekrar görüşmeye başladık. Ne güzel. Yine mi bırakıp gitti diye üzülüyordum ben. Ben de şey dedim. Çocukluğunda da çok seviyorduk. Evet abi. Siz hani böyle arkadan kuyu kazan, arkadan konuşmaya insanlar olduğunuz için. Çok sağ ol. Kardeşim ya. Berk gel. Kardeşim gel Berk gel. Siz her zaman sen Berk. Berk'in. Hani kimse birbirinin arkasından konuşmaz böyle. Kötü bir şey söylemez. Kulisini kasmaz. Kasmaz. Çok iyisiniz. Tutuk tutuk ben çekmeyim. Bir dakika. Bir dakika. Yok yok o webcam açıyor. Yok yok yok. Webcam açıyor. Kendi kendimize bakıyoruz öyle. Yok kamera. Açık değil o. Kayıt mayıt değil. Kapat bak YouTube 423 kişi de. İzlemiyor şu tamam, an. İzlemiyor tamam. Şu anda yok yani. Ya size mi güvenmeyeceğim Allah Allah. 426 kişiyiz burada yani yabancı yok aramızda. 7. Çok güzel değil mi? Her şey. Her şey çok güzel. Dur şimdi patlamadı. Bir şey. Yine başlayacak. Bir tane daha mı gelmiş? Bir tane daha gelmiş hatta. Serber kime benziyorsun? Mohan Değil'in arkasında şarkı söyleyemeyen herifin adı neydi? Zivarakçı. Aynı ona benziyorsun burada. Arkasında yalnız. Başka bir iş de mi yapıyorsun? Arkasında. O bir popstar tamam mı? O bir popstar.
İyi misin bak? Ya iyiyim ya. İyiyim mi? Değil mi? Dur bir şey dinletecektim sana ya. Bir dakika ya. Dur. Bir yere bir süre... Dinletme. Dinletmeyeyim mi? Dinletme. Abi dur 10 saniye. Acımız büyük, unutamam. Seni kaybettim. Gidiyorsun yanımda bir tek. Şuydu herhalde ya. Dur. Ha buldum buldum. Karalar gibi yas tutmamı isteme benden. Bu sefer dinleyebilirsin. Dinleyelim. Bak bak. Ekmezde kandırdın inanma. Yok bir şey yok. Aşkım sakin ol. Dram gibi. Yok dram yok. Dram. Mesela düp düp düp. Bak orada hiç sakin ol yani. Yok yok yok. Pardon. Du hast mich. Du hast. Ne bitti ya? İnternet bitti. Niye bitti? Şarjım mı bitti? Biz bittik. Belki de şarjın bitti. Ya da biz bitmek. Ara bizi lütfen. Kurşun adres sorması yok. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Ay kahroldum. Kalka peşinde maskara oldum. Rüyalarım var. Elimde almasın var. Uyandırmaz. Evine ha. Kızını yiyorlar. Bizden öpüne. Ölüm modum. Çıkmış dokuza. Eski bir salon parça söylemiştim. O Meta Hülo diye bağırabilir mi? Hülo. Hülo. Bağırmıyoruz abi. İçinden gelmeyince yapalım. Manik halimizi atlattık şu an depresifiz. Abi ne olacak ya? Abi var ya. Üzülme. Başıma vurdu yine. Üzülme çıkmaz yollarından senin doğar yerinde. Sana da bir nasıl yüzyılardan kalma. Aklımı kaçırıyorum bu çinde akşam önümde. Oradaki cümleysen sönme zilliyim. Dönüyor aman, dönüyor başım duvar. Batıyor ama alıştırıyor senin sevdan. En şizofren şarkı ne biliyor musun? Ne? Yoksun sen aslında yalnızım bu kumsalda. Neler neler yaşıyorsun. Bensizken Ankara'da. Bensizken. Çok ağır bu tütün. Ankara'da. Çünkü o tütün değil. Ne bu çim? Kurumuş çim mi içiyorsun? kurumuş ıspanak içiyorum. Muhsin mesaj atmış. Ekranda 4 tane kaplan var resmen. Ne olur yapmayın üzgünsün. Kaplan ne? Kaplan ne bakıyordun? Evet, kaplan da olsaydı aramızda. Siz bir ara hayvanlar alemi diye albüm yapacaktınız, ne oldu? Albüm değil, şarkı. Şarkı. Piton, sırtlan, sansar, kaplan. Var mı aslan? Civciv. Aslan. Aslanın türkü var ama. Evet. Arslan diye bir MC vardı eskiden. Ha. Zeki. Falan var mı? Zayn ne ya? Zayn. One Direction. One Zayn. Bir direksiyon. Zayn bir direksiyon. One Direction. One çok üzülüyorum abi ben durmaya. Ferhan konuk misafir mi?
Konuk misafir. Bunu da soran da otobüsteki erkek. Konuk misafir yalnız. Bilerek demişti ya. Değil mi? Tabii. Özür dilerim otobüsteki erkek. Nüans farkı. Hep ayakta gidiyor musun otobüste diye. Full dolu. Geri iade. O da iyi. İadenin iadesi. Malboro versin. Bugün 1 Ağustos 2013. Ama 1 Ağustos o şey biz kayda yani şeye yayına başladığımızda evet. O bir ay önce geçen ay başladık geçen bu ay, yayına. Geçen ay bir ay başladık. Temmuz'da başladık bu yayına inanır mısınız? Şu an Ağustos'tayız. Bir şey söyleyeceğim şu anda 2 Ağustos oldu. Yine bir ay. İnanabiliyor musun? Ağustos'ta başladık hala Ağustos. Bak çözümlemeye bak. Ağustos mu çözüyor? Kübra Duran yazmış bak. Piton kahveyi kaç şekerli içiyor? Şekersiz tipi var ama. Kim o? Kübra Duran. Ne, kim şekersiz? Anladım. Piton kahveyi kaç şekerli içiyor? Ben şeker kullanmıyorum. İşte zaten onu demiş. Şekersiz tipi var ama. Hiçbir şekilde şeker. Ben de 8-9 tane şeker atıyorum. Ben de öyle aldım. Bu arada ciddi atıyor. Ben tam ortalarıyım. Karar şeker. Yani çaya 2 şeker işte yani. Çaya 4 şeker. 0 şeker. Ben şeker... Çay bardağıysa 4 şeker. Kupaysa... Sen şekerli çay içmiyorsun. Çaylı şekerli içmiyorsun. Herkes öyle diyor. İyi hadi kapatalım o zaman ya. Hadi dur o zaman dur. Ben bir kapanış konuşuyorum. Bir saniye deriz. Ya niye ya? Tamam hadi abi, kapatalım. Abi dur ya. Hadi abi. Gerçekten. Gerçekten kapatalım. Lütfen bu yayının moderatörü benim ve ona göre şey yapalım. Evet arkadaşlar. Bir yayının moderatörü benim. Sağlık benim. Daha yukarı biraz. Yukarı. Yayının moderatörü hep ezilen beton. Şöyle duralım şöyle. Kapanış böyle yapalım. Şöyle olur. Tamam. Evet arkadaşlar, bir yayının daha sonuna geldik. Tamam, MC tamam. Kubur düştü. MC Kubur. Bir dakika, ben bu kanala abone olursanız tüm yayınlarımızı anında yakalayabilirsiniz. Bunun dışında başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Teşekkür. Çok teşekkür. Hoşça kalın. İyi geceler herkese. Hoşça kalın. Lay 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 lay. Teşekkür.